Külliye TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugünkü programımızda, gündem özel programımızda siyaset bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu beyefendi ile birlikteyiz ve gündem özelde dünya ve Türkiye gündemini değerlendireceğiz kendisiyle. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aypars Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar dilerim öncelikle. Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Davetinizi ben bana yapılmış bir teveccüh olarak kabul ediyorum efendim. Sizin gibi bir siyaset bilimciyi de burada ağırlamaktan biz de çok onur duymuş olduk kanalımız ve ekibimiz adına. Tekrar teşekkür ederim. Allah zannınıza layık etsin bizi diyelim. Gündemimiz tabii sıcak. Yani bulunduğumuz coğrafyadan dolayı biz çok önemli bir toprak bütünlüğü üzerinde varlığımızı devam ettirmek için çok büyük mücadeleler veriyoruz geçmişten bu yana. Her zaman Bizans oyunları bu topraklar üzerinde denendi. Denenmeye devam ediyor ve halkımız ve milletimiz bu oyunlara hep geçit vermedi bugüne kadar Murat Bey. Şimdi yine aynı oyunlar devam ediyor. Bu sefer Karadeniz kıyılarında, yani Kırım üstünde, Ukrayna'da devam ediyor. Bizi oradan sıkıştırmaya çalışıyorlar. ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye, Yunanistan, bir savaş mı var kapıda? Yani buralarda siyasi olaraktan bir oluşum var. ABD, Ukrayna üzerinde bir etki kurmak istiyor. Rusya müdahale etmek istemiyor. Aynı zamanda Yunanistan Ege'de, yani her zaman olduğu gibi üzerimizde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar Amerika'nın verdiği güçle. Siz nasıl yorumlayacaksınız bu gündemi efendim? Birinci Dünya Savaşı bitmedi ki savaş başlasın. Devam ediyor diyorsunuz. Tabii canım, yani. Peki İkinci Dünya Savaşı bu Birinci Dünya Savaşı'nın neresinde? Devamında. Mesele şudur, net soru sorayım. Evet. Hiç Rusya ile veya Sovyetlerle ABD'nin savaştığına tanık oldunuz mu? Olmadık. Bugüne kadar. bugüne kadar savaşmadılar, görmedim. Bugünden sonra da savaşmayacaklar. Peki yapılmak istenen ne? Anlatıyorum. Yani o hikayeleri geçelim. Evet. Birçok yerde fırsatını buldukça her yerde tekrarladığım bir şey vardır. Dünyada iki tane kutup çatışır. Bunlardan birisi ki hemen hemen milattan önce 3000'den beri de bilinir. Bunun için değerli dinleyenlerimize Şehit Aytunç Altındal'ın tüm kitaplarını okumalarını tavsiye ederim. Bunun kendi literatürlerinde şu anda da üniversitelerde de ders olarak verdikleri ismi Şambala'dır. Bunlar ezoteriktir, batınidir. İşleri güçleri sihir ve büyüdür. Milattan önce 3000'den beri varlıkları bilinir. Bunlar şeytan ötesidirler. Ne demek istiyorum? Aypars Bey, şeytan Allah'ı bilir, Allah'a inanır. Şeytan Allah'ın değil, insanın düşmanıdır. Fakat bunlar, biz Tanrıyız diyenlerdir. Tanrı, bakın buna samimi olarak inanırlar. Tanrı biziz derler ve iddiaları şudur, dünyada Tanrı'nın krallığını kuracağız. Bu örgütün çok temel iki özelliği vardır. Bir, bunların vatanları, milletleri, devletleri ve inançları yok. Bir vatan, bir devlet, bir millet, bir inanç yok. Bir, iki, bunlar dünyada mevcut olan her topluluğa, cemaate, şuna, buna dahil olurlar, girerler. O topluluğu kendilerine, kendi istedikleri şekle dönüştürürler. Üç, bunlar dünyadaki hakimiyetlerini, ülkeleri, devletleri, halkları birbirleriyle çatıştırarak temin ederler. Barış ortamında bunların iktidar olmaları ve hüküm ferma olmaları mümkün değildir. Devletleri, ülkeleri birbirleriyle çatıştırırlar. Halkları kendi içinde çatıştırırlar. Bunların temel
stratejisi çatıştırmaktır. Ve bunlar şuna karar vermiş durumdalar. Dünyaya bu nüfus fazla, 500 milyon nüfusa indirmeli dünyanın nüfusunu derler. Bunun anıtını Amerika'da diktiler, evet, bile yani. Evet, öyle bir anıt var. Var diye geçiyor. Açıktır yani. Yazıyor. Dedikleriniz, evet, hepsi yazıyor orada. İşte bu örgüt Birinci Dünya Savaşı'nı provoke ederken amacı hanedanları tümden hanedanlara çökmekti. Hanedanlıkları bitirmekti amaçları. Şöyle söyleyeyim. Türklerin hanedan devletleri vardır. Yani Hunlardan beri vardır. Evet. Hunlar, Avarlar, Göktürkler, Ala Meratibin, en son Osmanlı. Hanedan devletleri vardır. Avrupa'da da 800'lü yıllardan itibaren Vatikan, Papa, Almanya'daki Habsburg hanedanından İngiltere'ye, İspanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Rusya'ya krallar ve kraliçeler göndermiştir. Rus diye bir millet 1400'den önce yok. Yani daha doğrusu Rusya diye bir devlet 1400'den önce yok. Ha, tarih sahnesine çıkışı da Rusların 850'ler falan. Boşlukta. Ya o 850'den önce, yani dün, Rus diye bir millet de yok. Papa, Vatikan millet oluşturmuştur. Bakın, Rusya coğrafyası Turani kavimler kökenlidir. Hunlar, Avarlar, Kazaklar, Hazarlar ve Moğollar, Tatarlar. Yani şunu demek istiyorum. Rus denilen milletin üstünü kazıyın, altından ya Moğol çıkar ya Tatar çıkar. Peki Rus diye bir milleti kim meydana getirdi? Ortodoks kilisesi meydana getirdi. Doğu Roma. O dönemde Doğu Roma'nın içinde bulunduğu siyasi koşullar bunu mu sağladı diyorsunuz? Doğu Roma, dikkat edin, bir imparatorluktan bahsediyoruz. Şimdi bak, Anadolu'ya ne diyorlardı? Rum eli, evet, değil mi? Aypars Bey, Rum Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adıdır. Kime Rum denir? Roma devletinin yönettiği halka. Rum, Romalı anlamında. Mesela Osmanlı kime diyorlar? Osmanlı. Osmanlı'nın tebasına. Rum da Roma da devletinin tebaası. Yoksa bir milletin, bir ırkın adı değildir. Çok çeşitliliklerden. Peki onu bir Rum milleti haline kim getirdi? Çok önemli bir soru. Ortodoks kilisesi. Yine aynı kilise bağlantısı. Örnek. Pontos. Pontos. Ne diye anarız? Pontos Rum devleti değil mi? Yok. Öyle mi? Pontos devleti milattan önce 298 yılında kurulup 63 yılında yıkıldı. Mitridat kurdu. 5 tane Turani kavme dayanır. Türk kökenlidirler ya. Pontos bir Türk devletidir. 5 tane, bu bilgileri öğrenmek isteyenler, evet, İstanbul'da Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslı Yüce Bey var. Onda kaynakları var. Ondan alıp öğrenebilirler. Bunu yabancı yazarlar da yazıyor. Onun İstanbul'dan Trabzon'a diye bir seyahat kitabı var. Onda da kaynaklarıyla bunu belirtmiş. Yabancılar da bunu söylüyor. Yani sadece Erdoğan dedim ama. Ama mesela şimdi ne diyor? Pontos Rum Devleti. Yok kardeş. Trabzon Krallığı var. Ne Rum Pontus İmparatorluğu? Trabzon ilimizin içindeki bir krallık. Nereden imparatorluk oluyor? Mesele şu. Kilise ve manastırlar o halkı Romalılaştırmışlar. İyi de niye Romalı? Çünkü Pavlus isimli Grek Hazreti İsa'ya ihanet etmiştir. Hazreti İsa'nın çekilmesinden sonra
Ben İsa'yı gördüm, İsa Tanrı'dır, artık İncil'e falan ihtiyaç yoktur, dedi. Ve tabii Müslümanlar buna itiraz ettiler. Hazreti İsa döneminin İslam'ı. Vahiy var, İncil var, Hazreti İsa Allah'ın Resulü. Paulus gitti Roma ile, Roma Sezarı ile müttefik oldu ve Hristiyanlık diye bir inanç üretti. Oradan geldi. Evet, Allah'ın dini falan değildir Hristiyanlık. Hazreti İsa'nın dini İslam'dır. İncil-i Şerif İslam'ın vahyidir. Hazreti Adem, Hazreti Şid, Hazreti Nuh, gel. Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Kaç tane Allah var Aypars Bey? Bildiğimiz. Hı? O tarih boyunca anlatmam yoksa gerçekten abi bildiğimiz. Abi Allah kaç tane? Tektir. Heh. Ya Allah tek. Peki Allah'ın birkaç tane dini nasıl oluyor? İşte onu diyecektim ben de size. Hani birçok Allah varmış gibi konuşuyorlar. Heh, mesele bu. Hayır. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah bize ne buyuruyor? Allah katında tek din İslam'dır. Ne zamandan beri? Hazreti Adem'den beri. Beri, evet. Ve Ali İmran suresi ayet 85'i okusunlar izleyenlerimiz yani. Ahirette Cenab-ı Allah buyuruyor ki haşirde ben hiç kimseden İslam'dan başka din kabul etmeyeceğim ona göre. Ali İmran ayet 85. Nereye geliyorum? Bunların hepsi İslam'ın nebileridir. Aynı dinin peygamberleridir. Ama Şambala ne yapar dedik? Dönüştürür. Hazreti İsa'dan önce Hazreti Musa'nın İslam'ını dönüştürdü. Bir simyacı var, evet. Ezoterik, Samiri. Buzağıyı böğürttü. Bu sizin tanrınızdır dedi. Peşine aldı insanları götürdü. O Yahudiliği icat etti. Hazreti Musa'dan, İslam'ından ayırdı. Bugünkü Yahudiliğin temeli, Siyonizmin temeli onlara dayanır. Ama onlar birer Şambala şövalyesi ve ezoterikler ve ledünni bilgiye sahipler, donanımlılar. Hazreti İsa'nın İslam'ını da Pavlos Roma ile gitti, ittifak yaptı. Pagan ve Hazreti İsa'nın Müslümanlarını katlettiler ve kiliseler kurdular. Bu kiliselerle de krallıkları koalisyon yaptılar. Krallara tabi halk gerekiyordu. Bunlara da güç gerekiyordu. Krallıklar kiliseye güç verdi. Kilise de halkı onlara tabi kıldı. Pavlos'un şöyle bir fetvası vardır. Yönetimler Allah'a aittir. Yönetilenlerin görevi yönetenlere tabi olmaktır. Tam titanların, Sezarların işine gelir bir inanç. Roma, Batı Roma ve Doğu Roma diye ikiye ayrıldı. Doğu Roma'nın coğrafyasında yaşayan insanlara Rum denirdi, Romalı denirdi. Ama Ortodoks Kilisesi bunları kendi icat ettiği inanç çevresinde millet haline getirdi. Rusları da, yani Tatarları, Moğolları, Kazakları da aynı şekilde bir Rus milleti olarak yoğurdu. Kim yapıyor bunu? Kilise. Neye istinad ederek yapıyor? Kendi ürettiği inanca göre. Tamam. Peki bunu temelde kim yaptırıyor? Papa İsa'ya inanır mı? Şu anda Papa'nın bulunduğu mekanı da siz biliyorsunuz nasıl bir tarza inşa edildiğini. Nasıl? Anlat. Ben bilmiyorum. Hiç gitmedim. Merak da etmedim. Son yapılan ya tam bir yılan figürü şeklinde bir şekilde inşası var. Papa İsa'ya misaya inanmaz bir kere onu geçer. Bir de geçer. Arkasında hani İsa'nın bulunduğu figür de kestiğiniz zaman yılan figürüne dönüşüyor. Çok ilginç evet. Bir şekilde. Şey değil, hayır. Saklamıyorlar artık kendilerini. Hayır mesele şu. Kilise, Vatikan, Ortodoks, kilise yapıları zaten Şambala'nın insanlığı inanç vasıtasıyla birbiriyle çatıştırmak için kullandığı birer alettir. Ama bak Papa'nın da üstünde, Siyonistlerin de üstünde bir yapı yapıdan bahsediyor. Ve bunlar bak ezoterik, işleri güçleri sihir ve büyüdür.
modern insanlarsınız. Bu çağda sihir buyu mu olur? Git işine kahve falı açan insansın be. Ha. Akşama kadar kahve falına bakarsın. Bal gibi vardır, sihir de vardır, büyü de ezoterik bilgilerdir bunlar. Batıdaki adı bile, ha Kur'an'daki ismine ilmi ledün var. Tamam mı? İlma ledünna. Bir örnek vereyim mi ya? Tabii lütfen. Merak etmiştir şimdi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman Aleyhisselam anlatılırken aynen ayet şöyle, bundan sonra anlamını söylüyorum. Süleyman dedi ki Belkıs'ın tahtını bana kim getirir? Yanındaki ifrit dedi ki sen daha oturup kalkmadan ben o tahtı sana getiririm. Katımızdaki kitaptan ilmi ledün verdiğimiz okulumuzda dedi ki sen göz açıp kapayıncaya kadar ben o tahtı sana getiririm. Süleyman bir de baktı ki Belkıs'ın tahtı yanında duruyor. Yemen'den sonra oraya. Bir aylık yoldan. Buna ilmi ledün denir. Yani ışınlanma denilen şey var ya. Bak bu Kur'an-ı Kerim'de ayet kardeşim. Üfürmüyorum yani. Bu arada Kehf suresinin 85. ayetinden itibaren de okusunlar. Orada da ilm ile dünü Yüce Allah, Hazreti Musa ile katından ilim verdiği kul arasındaki ilişkilerde ifade eder. Ya Allah bu ezoterik bilgileri bunlara da vermiş. Uzaktan zihin kontrolü yaparlar. Evet. Bakın. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha var. Yüce Allah buyurur ki, ben Babil'e Harut ve Marut isminde iki melek gönderdim. Bunlar sihri, ayet böyle tercüme edilmiş. Bunu şerre kullanmayacağınıza dair yemin edin demedikçe kimseye öğretmezlerdi. Ayetin tercümesi eksik. Zaten sihir ve büyü vardı. Yüce Allah Harut ve Marut'u, bu şambalacı fıtlarının bu şeyini bozmak için, sihrin nasıl bozulacağını öğretmek için göndermişti. Ama şimdi siz bana bir sihrin nasıl bozulacağını anlatırken, zaten sihrin nasıl yapılacağını da anlatmış oluyorsunuz ya. Yani ters mühendislik. Evet. Yani bugün virüsleri çıkartanlara ters mühendislikle virüsü etkisi hale getirmek gibi. Aynen öyle. Bilgisayarlardaki virüsleri. Aynen öyle. Aynen buyurduğun gibi. İşte bu örgüte biz ne diyor? Onlar kendilerine Şambala, Tanrı'nın krallığı örgütü. Vatanı, milleti, devleti, inancı yok. Mezhepleri çatıştırma sebebi olarak kullanır. Kiliseyi, manastırı, ideolojileri, ırkları, etnik kökenleri, her şeyi. Mesela Türkiye'de Alevi-Sünni, Atatürkçü, hilafetçi, efendim Osmanlıcı, cumhuriyetçi, efendim Kürt, Türk, Laz, Çerkez. Aynı şeyi Fransa'da da yapar, İspanya'da da yapar, Almanya'da da yapar. Sadece Türkiye'de değil. Niye yapıyorlar ya bunu? Ya kardeşim bunlar şeytan ötesi, kaosun kralı. Bunlar çatışma ortamında ancak kendi hükümranlıklarını sağlayabiliyorlar. Barış ortamında ona hükümranlık alanı yok. Ayparsla Murat anlaşıyor. Yönetimini de seçiyor, yasasını da yapıyor, kuralını da düzenliyor. Barış. Yok. Sen beni, ben seni dinlemeyeceğim. Sen bana, ben sana düşman olacağım. Sen ne dersen ben ne dersem sen reddedeceksin ki onun dediği olsun. Peki bu kadar önemli bir şey daha soracağım bunun üzerine efendim. Murat Bey, bu ezoteriklerden hani haberdarım, nasıl çalıştıklarını da biliyorum, anlattıklarınız için. Çok merak edilen soru şu, zihin kontrolü yapıyor dediniz. İnsanların da büyük bir yoğunluğu sudan oluşuyor. Yani suya mı etki ediyorlar? Yani sonuçta suyu mu? Her şeye etki ederler. Toprağa bile etki ederler. Peki bunu büyüyle mi yapıyorlar yoksa farklı bir yöntemle yani daha var mı? Yani ben onun nasıl yaptıklarını bilmiyorum. İnsanları nasıl nüfuz edebiliyorlar peki bu şekilde? Yahu ledünü bilsem ben de yapardım. Onu bilmiyorum. Peki insanlar nasıl koruyabilir kendini bu örgütten? Evet. İki kutup çatışıyor demiştim ya. Evet. Öbür kutup hangisi? Ona Horasan denir. Aral Gölü'ne dökülen Amu Derya ve Sırı Derya, Seyhun ve Cüyhun ırmaklarının hinterlandıdır.
Çin'den Hazar Denizi'ne, tatlı Anadolu'ya kadar, Sibirya steplerinden Hindistan'a kadar olan coğrafyada. Yani Türkistan'da. Horasan muhtevası denir ona. Horasan. Işığın yükseldiği yer, aydınlanma bölgesi anlamındadır. İngilizce'de de böyledir. Or, ışık anlamındadır. Aynı zamanda zaten Şambala o bölgeye de kendisi Agarta demiş. Moğol Türkçesinde Agarta anlamındadır. Yani dillerde birbirine yakın konuşulan diller. Valla Türkçe bütün dilleri etkilemiştir. O ayrı bir bahis. Erdoğan Aslı Yüce Dünya'da Türkler kitabını yazıyor. Önce Türkler itiraz etmezse herkes öğrenmiş olacak ama korkarım önce ben Türk'üm diyenler itiraz edecek bunlara. O ayrı bir mevzu. Ukrayna meselesine geleceğiz. Evet, ha, etrafında dolaşıyoruz ki, ama. Onun nedenlerini bu ezoterik bilgilerle desteklerseniz zaten ya insanlar. Şimdi onu direkt söylediğim zaman bütün bunları bir daha açıklamak için bana bir sürü soru sorması icap ediyor. Tamam mı? Ben soruyu sordum, peşin peşin açıkladım. Aypars Begim. Horasan muhteviyatı, hani bizim halk arasında Horasan erenleri duymuşsunuzdur. Ona da Mele-i Ala kadrosu denir ve bu ezoteriklerin hakkından gelebilecek güç ve kuvvete ve kudrete sahip örgüt de onlardır. Ve bu ezoterikler onlara vakıf olamazlar, tesir edemezler. O da bir örgüttür. Cumhurbaşkanımız en son MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Kuruluş Yıl Dönümü konuşmasında bir cümlesinde şunu demişti. Yani geçen yıl. Dünyadaki Horasan erenleri istihbaratı temin hususunda bize çok yardımcı oldular. Herkes kaçırmış onu. Herkes şu anda araştırıp dinleyecek. Daha neler kaçırmadılar ki? Cumhurbaşkanının söylediği bazı cümleleri bizzat Cumhurbaşkanı'nın taraftarı olduğunu iddia edenler gömüyor. O ayrı bir konu. İşte küresel çete. Ukrayna nere? Bak Ukrayna bundan 1990 öncesine gittiğinde, yani Rusya'daki Perestroika ve öbürünün adı neydi ya? Glasnost. Glasnost ve Perestroika. Onun öncesine gittiğinde oraların adına Polonya deniyordu. Polonya'ydı, Ukrayna diye bir devlet yoktu. Ha onun daha öncesine gidersen Osmanlı dönemine oraya Lehistan derler. Ve Osmanlı'da biz o dönem Ruslarla 1800 yılında bu Lehistan'ı ve Lehleri korumak için savaşmıştık. Onun için oradan canını kurtaranlar bize sığındılar. İstanbul'da onlara Polonoskey diye bir de köy kurduk. Oradan geliyor İstanbul. Tabii oradan geliyor. Lehistan. Tamam. Fakat tabii Ortodoks Kilisesi bir kısmını Ruslaştırmış. 1990'dan sonra Glasnost, Perestroika yeniden sınırlar çizdiler. Yugoslavya parçalandı, Çekoslovakya parçalandı, Polonya parçalandı, oradan bir Ukrayna çıktı. İlk başta yani Balkanları, yani bu coğrafyada ilk başta Balkanlardan başladılar. Yani başladı yani, parçalıyorlar. Tamam mı? Yani oradan da bir devletler, devletçikler oluşturuyorlar. İşte oradan da bir Ukrayna çıktı. Yalnız Polonya nüfusunun büyük çoğunluğu Katoliktir. Az bir kısmı Ortodokstur. Bay Pars Bey, Ukrayna'da Ortodoks olanlar Rusları tutuyor. Katolik olanlar Ukrayna'yı tutuyor. Olay bu ya. Donbak'taki Ruslar Ortodokslardan oluşuyor. Ortodoks oldukları için Rusya'yı istiyorlar. Ama açık. Ama açık ya. Bak, Yunanistan Ortodoks değil mi? Evet. Yunanistan NATO üyesi değil mi? Doğru. Amerika'nın müttefiki değil mi? En yakını. Peki. Bundan birkaç gün önce Rusla Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Yunanistan bizim Avrupa'daki ortağımızdır. Biz Yunanistan'la ruhani ortağız. Nasıl olacak bu? İkisi de Ortodoks onun için. Amerika ile de NATO üyesi nasıl olacak? O anlamda diyorum. Adam koyduğu gibi oturtuyor işte dolduruyor bitti. Yunanistan Rusya diye bir derdi var mı ya?
Veya Amerika'nın Rusya diye bir derdi var mı ya? Yok aslında. Ya Amerika'nın Ukrayna diye bir derdi var mı ya? Peki Amerika'nın ön görüşü ne? Ne ön görüşü? Amerika'nın görüşü olmaz. Amerika diye bir devlet yok ki. Amerika'da bir devlet olduğunu kim söyledi? Kardeş ya. Peki bu gücünü niçin kullandın? Az önce Trump, açıkladınız da. Trump ne dedi seçimden önce? Seçimden. Derin Amerika ile savaşıyorum demedi mi ya? O söyledi. İyi de kardeşim niye kimse çıkıp da ya Trump bu derin Amerika ne diyorsun? Niye açıklamadı, demedi? Açıklamadı da. Söyledi. Niye sormadılar? Söyledi kendisi açıklamadı. Ya niye sormadılar? Mi? Türkiye'de bir sürü siyaset bilimci var. Ben hiçbir tanesinin ya Trump sen bir derin Amerika falan diyorsun. Bu ne kardeşim falan ya şunu bir açıkla diye sorduğunu hatırlamıyorum. Amerika'da da sormazlar ama zaten sormayanlar biliyor. Amerika devlet mevlet değildir kardeşim. Amerika'da Şambala küresel çetesinin derin Pentagon'u vardır. 4 tane ABD başkanını öldürmüş. 3'ünü de yaralamıştır. 2'si zor kurtuldu. Ne devleti ya? Paralı katiller sürüsü. Amerika şirketler koalisyonudur. Amerika silahları lan oğlum. Amerika'nın silahı yok. Amerika'daki şirketlerin silahları var. Dünyanın en borçlu devleti ABD'dir. Borcu da dolar cinsindendir. Olur mu ama dolar ABD parası değil mi? Hiçbir şey bildiğin yok. Dolar FED parasıdır. Evet. ABD parası değil. FED de ABD'nin bankası değil. Değil, bankası değil. Çok kimin şey elinde peki FED? Küresel çetenin. O silah fabrikaları. Aynı. O ilaç fabrikaları. Aynı. O enerji şirketleri. Aynı. Amerika'nın ne şirketi var, ne silahı var, ne parası var ya. Yani bu küreseller bir çete holding olmuş. Altında da bu dediğiniz bölümleri var. Başka bir bilgi vereyim. Rusların petrol şirketi var, Çinlilerin petrol şirketi var falan mı? Hikaye anlatma bana. Dünyada büyük 8 tane büyük petrol hikaye anlatma bana. Her birisi tepede bir tek şirkete ait. Ruslarınki de mi? Evet. Bir tane şirket. Adını unuttum. Küresel çete. Bunların şirketi kardeşim. Ya bu nasıl oldu? Şöyle oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda çarpıştırıp hanedanları yok ettiler, Osmanlı'yı indi. İkinci Dünya Savaşı'nda da devletlere çöktüler. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Hitler bir Yahudi çocuğudur. Anası Yahudidir. Hitler'i Almanya'da desteklediler. Kim vasıtasıyla? Rothschild vasıtasıyla. O kim? Amerika'da Yale Üniversitesi çevresinde kuru kafa ve kemikler örgütü var. Bu aynen bir derin devlet. Askeri birimleri var, finansı var, eğitimi var, siyaseti var, medyası var. İşte o kuru kafa ve kemikler örgütünün finans biriminden Rothschild'lar Hitler'i destekledi ve iktidara geldi Hitler Almanya'da. Ve Hitler eliyle küresel çete bütün Avrupa'yı yerle bir etti. Rusya Leningrad'a kadar girdiler. Öyle diyor. Fransa'ya, evet. İtalya'ya, İtalya. Yunanistan'a, İtalya Polonya'ya. Zaten yanlarında, Polonya, İngiltere. İngiltere'yi de aynı şekilde. Yani ama dikkat et, İkinci Dünya Savaşı'nda henüz ABD yok. Yok. 43'e kadar yok. Yok. Ha, bekledi. Hitler bütün Avrupa'yı şimdi süpürdü. Küresel çete, Normandiya çıkarmasıyla savaşa müdahale etti. Hitler çekildi, yok. İntihar etti, yalan söylemeyin lan. Nerede mezarı? Ya herif rolü bitirdi ve kayboldu. Avrupa'nın hayatını kurtarmış ABD olarak savaşa girdi. Ve Yalta'da Stalin'i, Churchill'i aldı yanına. Roosevelt, Şambala Şövalyesi, derin çetenin adamı, dünyanın haritalarını çizdiler. Yönetimlerini tayin ettiler. Ve bütün yönetimleri, siyasetine, medyasına, bürokrasisine, askeriyesine, finansına çöktüler. Gladio dediğiniz budur. Fransa'da da böyledir. Almanya zaten tümden çöktüler. Almanya'nın ordusu mordusu yok. Bir anayasayı koruma kurulu var. Onun yönetiminde bütün illegal, dazlak, mazlak hepsi poliste, askerde, her yerde onlar var. İtalya'nın Gladio'su zaten meşhur. Bugün İngiltere kraliçesi tehdit altında. İngiltere'deki Gladio tarafına. Türkiye'de biz senelerce bu derin Gladio'yu çektik yani. Bu Rusya'da da böyle. Rusya'da da böyle.
Şimdi böyle bir yapı var. Bunu niye anlattım? Çok önemli anlattıklarınız çünkü... Bunun kitabını yazdım. Çok bu önemli. Bu Ayşan'ı matbaaya veriyorum. Evet. Kitabımın adı Küresel Çeteye İnfaz. Küresel Çeteye İnfaz. Bu ay sonu matbaaya veriyorum. 500 sayfa, 951 tane de kaynakça. Bunların hepsi yazıldı. 500'e yakın sayfa, 500'e sayfa ve 951 kaynakça. 951 kaynakça. Evet. Çok yüksek bir rakam. Çıkacak bu ay sonu matbaaya veriyoruz Allah'ın izniyle. Benim hanımefendime okuttum. O benim en önemli eleştirmenimdir. Onu şöyle bir eleştirisinden geçsin ki diye dedik yani. Süzgeçten mi geçirdiniz? Bütün Türk erkekleri gibi yani. Hanım. Çadırın orta direği. Hanım. Evet. Yani Türk'üz değil mi evvelallah ve elhamdülillah. Evet. Şimdi dur Murat dağıtma. Bey, dur evet, dağıtma. Yok şöyle diyeceğim. Şimdi bu konuya ilgi duyanlar azınlıkta çok... Azınlıkta kalıyor ülkemizde. Yok yani canım, sizin dediklerinize. Çoğunlukta. Çoğunlukta da ne yapsın insanlar? Ne TRT'de bulabilirler bunu, ne şurada ne burada. Yoksa yapılanlar çoğunlukta... da genelde hep korku üzerine bir kurgulanma var. Onun üzerinden gidiyor bu küresel çete. Yani insanlar önce bir korku... Ya etmeyleme dur, şu söylediklerimi bir araya toplayayım. Şu Ukrayna meselesini bir mühürleyeyim de. Başlatma korkusuna ya. Yani o ayrı bir mevzu. Devletleri birbirleriyle çatıştıran. Adamın bu Şambala'nın şu devlette de şu devlette de şurada da adamları var. Biden için Amerika toplumu veya Amerika hiç önemli değildir ya. Umurunda bile değildir. Velah prens için Suudi Arabistan halkı Suudi Arabistan devleti umurunda bile değildir. Şu andaki Yunan başbakanı ne Yunanistan ne de Yunan halkıyla hiç alakadar değildir. Bunları birbiriyle çatıştırır. Çatıştırma sebepleridir bunlar. İşte Türkiye 1998 sonunda mecburen Türk Devlet Derin Aklı Atlantik Paktı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Hangi yıldan bahsediyorum? 98. Ne oldu? Erbakan Hoca'yı darbe tehdidiyle indirdiler. Darbe tehdidi. O başbakanlığı Tansu Çiller'e verdi. Tansu Çiller'in partisinden milletvekilleri, parlamenter demokratik o muazzam sistemin cürufları uçtu gitti. Ağzında düştüler. Mesut Yılmaz'a hükümet kurduruldu. Erbakan düşürüldü. İyi de devlet perişan oldu ama. Perişan oldu. 98 sonu. Küresel çete Şambala'nın Amerika'daki temsilcisi Türkiye'ye geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman. Geldi ve Türk Devleti'ne talimat verdi. Nasıl talimat verdi? Bal gibi veriyor sana Erbakan'ı indirten sana talimatı da verir. Neydin ki sen? Paça olsun. Sen neydin ki? 60 yıl Amerika'nın bilmem nesini yalamaktan başka ne bilirsin sen? Geldi ve dedi ki, Güneydoğu'yu sizden ayırıyoruz, Büyük Orta Doğu Projesi. Sınırlarınız değişecek. Bunun yerine ne olacak? Daha önce Azerbaycan'dan ayırıp İran'a verdiğimiz Güney Azerbaycan'ı bu defa İran'dan ayırıp size vereceğiz. Güneydoğu'yu alıyoruz, İran Azerbaycan'ı veriyoruz. Sınırlar değiş. Şimdi dönüyorum başka bir bahse. Son Cumhurbaşkanlığı sistemi oylanırken Cumhurbaşkanı'nın kurduğu bir cümle vardı Bay Pars Bey. Demişti ki 200 yıllık vesayetten çıkıyoruz. Ya kimse demedi ki ya Erdoğan sen ne demek istiyorsun? Biz zulmün 90 sene önce başladığını zannediyorduk. Bu 200 yıl nereden çıkardın? Yok demedi kimse. Niye? Buraya dokunamazlar çünkü bilmem nerelere açıkta kalır bu sorunun cevabı verilince. 1800'den beri, Osmanlı'dan beri Türk Devleti esirdir kardeşim, esir. İkinci Mahmut dönemiyle başlamıştır. Kavalalı'nın darbesiyle başlamıştır esaret. Önce Ruslara, sonra İngilizlere. Uzun hikaye. Bunları da yazdık kitapta. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti
bir yenilginin üzerine kurulmuş bir devletiz. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir devletiz. Gerçekten öyle mi? Gerçi ben ona katılmıyorum. Aslında yenilmemişiz de. İttifak kurduğumuz parttan dolayı yenik sayılmışız. Biz hep öyle görmüşümdür. Yani Almanlar yenildi, biz de yenildik. Balkan toprakların, Arabistan toprakların, Afrika toprakların nerede? Şimdi geri çekilmek farklı bir şey, yenilmek farklı bir şey. Ben yenilmeyi kardeşim. Kabul etmiyorum. Ya sen ister kabul et, ister etme. Çeken bilir. Çeken bilir. Ya şey o teselli, o teselliyi sen devam ettir. Yani seni ben mi teselli Cepheyi terk etmişizdir, başka bir cephe kurmuşuzdur. He kardeş, he ile ettiniz, tamam. 752 bin kilometre kareye geldin, girdin. Nerene sokarsan sok. Olay bu. Vay muzaffer vay. Lozan Antlaşması bizim bir devlet ve bir vatan sahibi olmamızı temin eden bir tapu belgesidir. Ve çok önemli bir başarıdır. Mağlup bir devletin kendi devletini ve biliyorsun değil mi Lozan Antlaşması'nda Amerika tasdik etmedi, onaylamadı. Amerika nezdinde Lozan diye bir antlaşma yok. En büyük başarısı Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet ve Türkiye diye bir vatanımızın tescilledik bitti. Ama hepsi o kadar. Hiçbir şeyimiz yoktu. Adalara gidecek gemimiz bile yoktu. Ve Lozan'a iftira ediyorlar. Orada ne Musul Kerkük konuşuldu, ne 12 adalar falan konuşuldu. Bunların hiçbirisi konuşulmadı. Ama boğazlar bizim değildi. Evet. 10 yıl sonra Montreux Antlaşması'yla. Boğazlar bizim değildi. Evet. Boğazın her iki tarafında asker bulunduramıyorsun. Her isteyen de istediği zaman gelip geçiyor, karışamıyorsun. Boğazlar bizim değil yani. Fakat Mustafa Kemal müthiş bir mücadele vererek 1936'da Montreux'de durumu değiştirdi. Boğazın her iki tarafında askerde bulunduracağız. O kara parçaları bizim. 45 tonilaton mu diyorlar gemi ağırlığında. Onun üstündeki gemiler boğazdan geçemez. Onun altındaki gemiler, savaş gemileri de geçerse Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz. Geri dönecekler. Geçişte kılavuz isterlerse kılavuzluk ücret de verilir. Ama hala oradan geçişleri denetleyemiyoruz. Ne taşıyorsun diye soramıyoruz. Geçiş ücreti de alamıyoruz. Tamam. Fakat tuttu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Montreux'u daha yükseğe taşımaya karar verdi. Nasıl oldu bu? İlk atılım Boğaz Köprüsü'nün yapımıyla başladı. Şimdi size çok doğal geliyor. Tabii Türkiye iki yakayı birleştirecek, köprü kuruyor. Kardeşim ne var bunda? Öyle değil evladım, öyle değil. Boğaz'ın suyu senin değil. Marmara senin değil. Türkiye o Boğaz'ın üzerine ilk şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Evet. Boğaz Köprüsü'nü kurduğu zaman zımnen demek istedi ki bu Boğaz benim. Hayır olmaz, köprüye karşıyız diyenlerin hepsi o gün niye karşıydılar o köprüye? Ya ki yakayı birleştiriyor kardeşim. Avu köprüye kim hangi mantıkla, hangi gerekçeyle karşı çıkar? Çünkü onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle emperyalistlerin müstevlilerin emelleriyle emellerini tevhid etmiş dahili bedahlar sürüsüydü. O kadar. Emperyalistlerin içimizdeki sözcüleriydi. Damat Ferid'in kazuratlarıydı. Prens Sebahattin'in kazuratlarıydı. İngiliz Vahipler Cemiyeti'nin fırlamalarıydı. Bu kadar ya. Sovyet Rusya ister mi istemez. Komünist cıfıtlardı. Türkiye İslam'a düşman olan herkes Boğaz Köprülerine de karşıydı. Bugün de Kanal İstanbul'a onlar karşı. Üçüncü köprüye de onlar karşı. Tüneli vurmuşuz lan Boğaz'ın altından. Buna karşı olunur mu? Salak! Tren geçiyor. Arabalar, otobüsler. Lan buna karşı olmanın adı ne? Ha,
yaptı belli. Anın bunun çocuğu. Bu kadar, başka bir gerekçe yok. Kanal İstanbul. Ne yapıyor bu Türkiye? Diyor ki habire, boğazlar geçişe uygun değildir yahu. Benim en önemli düşmanlarımdan o Celal Hoşgör diye bir adam var. Ben bok yedim diyen profesör var bir tane. O bu işin uzmanı, o bile diyor ki Kanal İstanbul şart. Celal Şengör mü, Şengör mü, öyle bir adam. O bile diyor ki Kanal İstanbul şart. Benim azılı düşmanım. Yani ben Tayyip Bey'in dostuyum ya, dolayısıyla benim azılı düşmanım. O nedenle. Kanal İstanbul diyor ki Türkiye'nin devlet başkanı, bu İstanbul Boğazı artık bu geçişe bu tarafı asla mümkün değil. Tehlike arz ediyor kardeşim. Buradan geçmemeli, geçiş olmamalı. Ha geçiş serbest diyor. Nasıl? Yahu kanal yapıyorum. Aynen Süveyş gibi Panama. Gel kanaldan geç. Şimdi sana bir bilgi. Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barak dedi ki, hani şu Beyrut'ta bir liman patlamıştı ya. Evet. O patlayıcılar İstanbul ve Çanakkale boğazlarından kaçak olarak geçerek oraya gitti. Bak Türk istihbaratı biliyor da müdahale yetkisi yok. Tamam. Neyi savunuyorsun? Amiral eskisi. Sen ne biçim askersin lan? Hani geçen, yol geçen hani işte. Bizim yapmak istediğimiz ne? Boğazı kapatmak. Kontrollü yapmak geçişi. Süveyş gibi, Panama gibi. Lan ya gocuruyorsun bunda? Bir de ne muhtıra vermiş? O muhtırayı senin yani. Sen neye karşısın ya? Sen neye karşısın? Sen neye karşısın? Montrö'yü yok edecekler. Lan salak. Buna kim misal eder? Adam açıkça söylüyor. Bu boğazdan geçiş durmalı diyor ya. Bu mu Montrö'yü ortadan kaldırmak? Ya kanaldan vereceğiz. Ama tabii ki kontrol edilecek. Yani içinde ne taşınıyor bilinecek. Ne Rusya istiyor bunu, ne Amerika istiyor. Hiçbir caniyle, cani küresel çete istemiyor. Onun için Ukrayna. Katoliklerle Ortodoksların kavgası. Bu arada asıl dava Stalin'in bilmem neleri. Ulan siz Kırım'daki Tatarları yok ettiniz ulan. Sürdünüz o coğrafyadan. Onlar bu coğrafyaya gelip o vatana yerleşecekler. Türkiye'nin asıl büyük davası bu. Ha Türkiye diyor ki Rusya ben senden çatışmak istemiyorum. Ukrayna ben senden de çatışmak istemiyorum. Ya ben çatışmak istemiyorum diyor. Şu Karadeniz'de de münhasır ticari alanlar evet. Çizildi değil mi? Ya niye hırgür çıkmadı? Ya niye böyle Akdeniz'deki gibi böyle çatışma hırgür falan çıkmadı? Niye? Çünkü yasalar belli, olay da belli. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler tuttu mavi vatanlarını çizdi bitirdiler. Hiç hırgür de çıkmadı, çıkmasına gerek yok ki. Türkiye'de gitti kendi münhasır ticari alanında vurdu sondası 405 milyar metreküp doğalgazını buldu. Daha da bulacak, kimse de hırgür etmedi ama birilerinin canı acıdı, olamaz lan bu dediler. İki tane Amerikan geldi, gemisi geldi boğazda ne alan Rusya'yı mı bombalayacaklar? He? Ne yapacaklar bunlar? Ama geçebiliyor, dikkat et bak. Ve müdahale edemiyorsun, mentorcu. Bak müdahale edemiyorsun, geçiyor, geçiriyor. Ya iyi de, ya bu iktidarın bir sürü gazetecisi yok mu? Siyasetçisi yok mu? Ya bunları bağırmak bana mı kaldı ya? Doğru diyorsunuz. Bu ne biçim rezalet? Ben AK Partili AK Partili değilim ha. Ben Recep Tayyip Erdoğan Bey'i destekliyorum. Böyle AK Partili mi olur ya? Bunlar ne ya? Ne çeneleri açılıyor ne nefesleri çıkıyor ya. İşleri güçleri korku pombalamak. Türkiye kuşatılıyor. Türkiye'yi Amerika şuradan konuşma lan. Türkiye'yi kuşatma yarıyor salak. Bir de bunlar iktidar yemliyor ha. Ama tabii ben böyle konuştuğum için bazı AK Parti'deki kripto AKP'liler de benim sesimi kesmek için uğraşıyorlar. O da ayrı bir konu. İşte bize kaldı.
Ukrayna, Rusya meselesi bundan ibaret. Hiçbir halt olacağı da yok. Rusya ama şunu yapmak istiyorlar. İşte savaş tehlikesi dünya gazından kopacak, Kürreyaz ortasından patlayacak. Sonunda Ukrayna diyecek ki ya tamam bu Kırım benim değil, al senin olsun, zaten fiilen işgal etmiş durumda. Donbak benim olsun, Kırım senin olsun deyip bu işi böyle bağlayacaklar. Azak Denizi'ne Rusya tamamen hakim olacak. Bütün olay özü anlattınız. Ha orada çatışma bitecek de boğazları da bitmeyecek. Biz Montreux'u, hayır biz Kanal'ı İstanbul yapacağız. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Nokta. Yunanistan bir zagardır. Zagar neye denir Baypars kardeş? Bir açıklarsanız öğrenmiş olurum. Baypars köpektir, kapı köpeğidir. Durursun, mesela birini inciteceksin değil mi? Ona kıs 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 dersin, saldırtırsın. Ya Yunanistan bugün o durumdadır ya, maalesef. Ama Yunanistan ben bunu hep yapmış gördüğümüz kadar. Çünkü dışarıdan para geliyor ve uzun süre rahat bir yaşantı sürdürüyor. Dışarıdan para gelmiyor. Zaten onlar olduğu gibi dışarı çöktü. Yunanistan diye bir devlet yok. Ekonomisi olduğu gibi Alman Merkez Bankası. Evet. Ya şimdi Almanlar parayı keserse Yunanlılar nasıl yaşayacak? Ne yaşaması ya? Yani yaşadıkları falan yok ki ya. Ha bak. Orada ciddi bir adam vardı. Yunanistan'da yurtsever bir adam vardı. Tsipras. Biz Tsipras yönetiminde Yunanistan'la bütün sorularımızı çözüyorduk ya. Sorunu yoktu, çözüyorduk yani. Şimdi bu şahsı oturtturdu kilise. Tsipras'ın en büyük düşmanı da Ortodoks Kilisesi'ydi. Bizdeki şeriatçılar da kiliseye taraftardırlar, haberiniz olsun. Onlar da dindarmış, bunlar da dindarmış. Rezalet. Tsipras'ı kilise indirmiştir. Tsipras diyor ki şimdiki o başa oturtturulmuş soytarıya. Ya diyor bir problem falan olacağı veya olduğu zaman biz Sayın Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapar çözerlik sorunu diyor. Ya sen niye Türkiye ile savaşıyorsun? Biz Türkiye ile niye savaşalım ki ya diyor. Bırak şunun bunun zagarlığını, sözcülüğünü yapmaya ya. Yunanistan niye başkasının zagarı olsun, silahı olsun? Ama küresel çete. Yaptırıyor. Boşuna mı Tsipras indirip bu adamı boşuna mı getirdiler ya? İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı. Yunanistan'dan sevinç çığlıkları atıyorlardı. Yunanistan'da bir Pontos cemiyeti vardır. Bu bizim Trabzon falan Doğu Karadeniz'de devlet kuracaklarmış. Vallahi oradan tweetler gördüm Yunanistan'dan. Türkçe tweet atıyor herif. Komünistlerin yiğit evladı Konstantinopolis'i yine fethetti. Şimdiki İstanbul Belediye Başkanı da zaten 2016'da Yunanistan'da Pontos Cemiyeti'nde çok gramatik Rumca konuşuyordu yani. Bu arada İzmir'de bir İonya parası falan. İonya'da bölgesi, ihdas etmeler. Adamlar aklı kardeş Türkiye'de mevzi kazanmışlar yani. Yunanistan'ın başını oturtmuş adama niye kızıyorsun ki? Ha Türkiye ne yapıyor? Şöyle oluyor. Türkiye Libya ile Mavi Vatan Anlaşması'nı küresel çeteye soktu ya. Sonra ne oldu? Yunanistan dedi ki Libya'nın Yunanistan'daki büyükelçisine dedi ki sen bunu kına. Bak kınamam deyince kovdu. O arkadaşımız da geldi Libya'da yeni hükümetin başkanı oldu. Bir defa bu Yunan takımı Yunanistan'ın başına oturtturulmuş Sebat ona gitti. Biz de anlaş, bizimle de anlaşma yap diye. Onlara onun cevabı şöyle oldu. Tren dedi. Attı kapıya. Bayraklarını bile koymadı yanına. Ve ondan sonraki hafta da bütün Libya hükümetini toplayıp Türkiye'ye geldi. Bir nevi sancak teslimi yaptı ya. E bunu istemiyorlar tabii. Konuyu bir tek konuya yoğunlaştırdık. Yok, özeti zaten hani bütün sorduğumuz tüm Türkiye'deki tüm gündemin özetini burada verdiniz zaten. Valla Baypars kardeş yani isminle müsemma olasın. Düzelteyim ama, Murat Bey Aypars.
Ay Pars mı? Pars yani B Ay değil Pars. E evet. Ay Pars. Ay Pars. Keşke Bay Pars olsaydı. Bay Pars. Bay Pars. Büyük büyük devleti Türkiye Hakanı. Büyüklerimiz de öyle uygun görmüş Ay Pars olarak. Ya, yok ya bizim durmuş. Rumeli'den gelenler Ay Pars derler, Bay Pars demezler. Çünkü başlarındaki harfleri genellikle bizimkiler yerler. Tamam mı? Şeyden Avrupa topraklarından gelenler baş harfleri götürürler de onun için Baypars sizin orada Aypars olmuş. Evet. Şimdi Murat Bey buyur. Çok hani derin derin anlatıyorsunuz herhalde. Ama siyaset böyle anlatılır evet. Nasıl olacak yani? Partikular dedikodusu yapacak halimiz yok ya yani. Bir de izleyicilerimizin böyle kana kana seyrettiği dakikalar olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü sözünüzü de hiç kesmedim. O kadar derin derin anlatıyorsunuz. Genelde hep söz keserler. Araya girerler. Böyle güzel anlatımların içerisinde. Konuyu başka yere atarlar. Tabii bir de şu var. Ben özür dilerim. Tabii ben Bayburtluyum. Bizde bir Bayburt damarı vardır. Yapacak bir şey yok. Hani öfkelendiğimiz zaman gidiyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Onun da kusura bakmasınlar. Bayburtluluğumuza versinler. Yani lütfen özür diliyorum. Tamam. Şimdi bir de şöyle anlattınız ya hani ülkede neden bunların olduğu geçmişten bugüne Osmanlı'dan evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması kurulduktan sonra gelişen süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün öldürülme sebebidir. Vesayetten çıkış mücadelesi. 1935'ten itibarenki bütün mücadelesi 1938 Kasım'ına kadar Mustafa Kemal'in öldürülmesine sebep olmuştur. Aynen Abdülaziz'in öldürülmesine sebep olduğu gibi. Ya bu kadar nüfusları nasıl sağlayabiliyorlar? Yani bu hep para gücüyle mi yapıyorlar? Genelde para mı başka? Osmanlı'dan çökmüş devlete herif ya. Kardeş. Bunu nasıl yapabilmişler? Örgütlenmiş yani? Kardeş. Anla. Ben söylemedim mi sana? Söyle. Bak Sultan Süleyman döneminin Şeyhülislam'ı kim? Ebu Suud. Evet. Adamın kökeni ne? Anezi. Bugünkü Suud ailesinden aynı kökene mensup. Bak onun da adı Ebu Suud, Suud'un babası. Bunlar kripto Yahudidirler. Zaten Suud Prens bunu da yazdı Said bilmem ne. Ama Osmanlı'ya gelmiş Şeyhülislam herif. Arkadaşı var Yasef Nassi, uluslararası banker, Galata bankeri. Osmanlı finans yönetimini ona vermiş. Ester diye bir kadın var, Osmanlı sarayı maliyeyi yönetimini ona vermiş. Hürrem Yahudidir. Zaten bu Osmanlı'ya çakılmış bir Şambala saptırması olarak işte Yahudiler, Hristiyanlar da Tanrı'ya inanıyor. Onlar da cennetliktir. Onlar da var zaten. Onun için Hristiyan, Yahudi kadın alırlardı yani. Hürrem Yahudi. Yahudi Yasef Nassi'nin kızını kendi oğlu padişah yaptırdığı Sarı Selim'e almıştır. Ya böyle böyle ya cıfıt yuvası haline gelmişti kardeşim Osmanlı devlet yönetimi. Ahmet Vefik Paşa diye bir Bursa valisi var. Onun bir hatıratı var. Ne demek istediğimi anlatıyorum. Halkla sohbet ediyor Ahmet Vefik Paşa. Yayınlandı kitabı var Ahmet Vefik Paşa'nın hatırat diye. Adam sen kimsin? İşte ben azınlık esnaflar hep azınlık yani gayrimüslim vatandaşlarla sohbet ediyor. Arkada da böyle süklüm büklüm biri var. Sen kimsin diyor. Paşam diyor ben Türk'üm. Diyor ki iyi de Türk niye öyle ezik büzüksün falan filan diyor. Bak ben de Türk'üm deyince adam yerinden fırlayıp geliyor diyor ki paşam Türk'ten de paşa oluyor mu? Osmanlı'nın geldiği durum bu kardeş. Boşuna mı yıkıldık ya? Şimdi İngiltere yani bir kıyas götürmez tabii de İngiltere hala devam ettiriyor. Yıkılmayan tek hanedanlıklardan birkaç tanesi. Yok İngiltere'de durmadan hanedan değişir. Ama siz, hanedanlığı devam ediyor. Yani yıkmadan hanedanlık devam ediyor orada. Yıkılmadan. Ondan alakasını anlayamadım. Yani şimdi hanedanlar bu küresel... Ya o ayrı bir olay ama ben... Onlar dokunmuyor. Neden dokunmuyor? Nasıl peki? Dokunmuyor şu anda tehdit altında? İngiltere niye Brexit yaptı? İngiltere Avrupa Birliği'nden niye ayrıldı? Küreselciler mi? Ya sıkıştı? Niye ayrıldı diye soruyorum sana. Küreselciler işte de onlar da ayrıldılar mı? Çıkıyor yok kardeş. Diye. Yok o mantığı değiş. Geç o kafayı. Küreselciler dünyada hayvan yedi. 15 Temmuz'dan itibaren inim inim inliyorlar. Türkiye 15 Temmuz'da o küresel çeteyi bilmem ne ile bilmem ne yaptı. Bak olay şu. Küresel çete Avrupa'yı
Almanya'dan yönetir. Almanya'da askeri üsleri vardır. İstediği zaman asker indirme yetkisi vardır. Almanya'nın ordusu yoktur. Almanya'da illegalite hakimdir. Avrupa Birliği'nin merkezi de Almanya'dır. Küresel çete bütün Avrupa'yı Almanya'dan yönetiyor. İngiltere küresel çetenin bir figüranı olmasın diye Brexit yapıp o da %50 50-50 ile Avrupa Birliği'nden ayırdı kendini ve aynı hafta İngiltere kendini sigortaladı. Nasıl sigortaladı? Öğrenelim mi? Açıklarsanız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ticari antlaşmalar imzaladı. Serbest ticaret antlaşmaları imzaladı. Bu durumda o zaman Türkiye'nin hala ısrarla Avrupa Birliği'ne girmesi gibi bir çabası devam etmedi mi sizce? Tabii. Avrupa Birliği yönetmek zorundayız. Ama küresel çeteyle beraber yan yana duracağız. Yok. Biz zaten küresel çeteyle her yerde bir göğüs göğüse savaşıyoruz. Avrupa Birliği'nde de savaşacağız. NATO'da da savaşacağız. Eskiden Avrupa Birliği ve NATO bize kötülük etmesin diye onların içinde bulunmayı, kararlarını etkilemeyi hedeflerdik. Sebebi buydu. Bize, Türkiye'ye bir zarar verici kararlar almasınlar. Onlardan olalım. Şimdi ise onlar bizsiz yapamıyorlar ve onlara vaziyet ediyoruz ya, müdahale ediyoruz. Yapmayın. Niye bırakayım orayı çetenin eline? Avrupa'nın halkları bana düşman değil ki. Biz ne Amerika'ya, ne Amerika halkına, ne Amerika devletine, ne İngiltere'ye, ne Fransa'ya, ne Rusya'ya, ne Ermenistan'a, ne Yunanistan'a, ne devletine, ne de halkına düşman falan değiliz ki. Güzel diyorsunuz, yani düşman değiliz. Bu bizim ve İslam küresel çete onlara var. Çökmüştür. Ve o ülkelerin halklarının içi de aptal değil. İngiltere'den, Fransa'sından, Danimarka'sından, Rusya'sından, Yunanistan'la varıncaya kadar. Ben size dinleteyim medyada. Küresel çeteye baş kaldıran insanlar vardır. Ve Türkiye o insanlarla beraber küresel, ezoterik çeteye karşı küresel bir kıyam veriyor. Türkiye'nin şu andaki pozisyonu budur. De bunu bir Türkler anlamadı. Bir de AKP'liler anlayamadı henüz. CHP çok iyi anladı. Ama AKP henüz anlayamadı. Zannediyorum onlar meşgul. İhaleler var, şu var, bu var yani. Peki, gene gelelim bu COVID-19 salgının arkasında da bu küresel... AIDS'in arkasında kim varsa onlar var. Domuz gribinin arkasında kim varsa onlar var tabii. Peki bu 500... Üretilmiş bir virüstür Murat bu. Murat Bey, yani sizin... Bunu sadece ben söylemiyorum tabii ha. Tabii ki. Bu virüsün üretilmiş olduğunu tabii. Nobel Barış Ödülü sahibi bilim adamı da söylüyor. Bu üretilmiş bir virüs. Geçen senenin ilk başlarına dönersek, bu virüsün ilk Wuhan'da görüldüğü zamanların haberlerine bir bakarsak, büyük bir korku imparatorluğu kurulmaya başladı arkasından. Hani Çin çabucacık bitirdi bu işi. Bakarsanız 3 aylık bir kısa süre içerisinde Çin kendi topraklarında bunu baskıladı, bu hastalığın yayılmasını baskıladı. Ama dünya geneline baktığımızda müthiş derecede yayıldı. Bunu nasıl öngörüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle, insanlığa diyor ki küresel çete, gelin size birer çip takayım, bana tabi olun. Ben sizin hastalıklarınızı kontrol edeyim, hasta falan olmayın. Buna mecbursunuz, ölmeyin. Gelin bana tabi olun. İşte Soros bunu yapıyor ya. Peki şey, bu çiplenme dur, olayı bitirelim. Ne zaman dur, başlayacak? Bir dakika ya, bir dakika, bir soru sordum. Bekle bitirelim yani. Ne oluyor? Bill Gates peşinde. Her şu anda da aşı pazarlıyor. Demek istediği bu ya. Korkuyu da bunun için sayıyorlar. Bize tabi olmazsanız öleceksiniz lan diyorlar. Herkes bir gün ölecek zaten. Ölmekten. Canım onu sen biliyorsun da önü çok herkes. Yani İslam'ın en temelinde zaten ahiret inancı olduğu zaman niye korkacağım ki ben? Neden korkacağım? Bilmem abi orasını. Ben seni bilmem de ben başkaları için konuşuyorum. Ayparslan ne anlarım abi ben? Başkalarına bakıyorum. Başkaları ne düşünüyor? O küresel çete herkesi kendi gibi zannediyor. Çünkü kendisi ölümden çok kötü korkar. Ve herkes de kendi gibi zannediyor. Yapmak istediği bu. Yani diyecek insanlık, aman ne olur sen bilirsin diyecek. Neyini istiyorsan al diyecek ya.
Zaten dünya büyük bir köy olmuş diyecek ya. Esir etmek için uğraşıyor. Edebilecek mi? Ne edecek? Ya onu geç, o hikaye. O küresel çete herkesi kendi gibi aptal zanneder. Bu virüs de Çin'de minde çıkmadı. Hatta o Dünya Sağlık Örgütü bile rapor yayınladı. Bu virüsün Hindistan Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair hiçbir belirti yok diye. Zaten birçok laboratuvarda üretildi. Hatta bunu üretenler patentini bile almışlar da onları sosyal medyadan sildi attılar. Üretilmiş bir virüstür. Elbette ki halledeceğiz bunu. Zaten artık gripten ölüm de yok. Ama bu öldürüyor. Yani bu virüs var. Yok virüs, korkmayın konuşurlar. Benim oğlum virüs oldu, benim oğlum Covid oldu. Hem de ağır geçirdi. Adamın kafasını bozmayın lan. Var bu virüs. Saraklığın lüzumu yok. Serseri. Kafayı yemişsen git cehennemin dibine. Ama milleti ölüyor millet. Ama korkmayacağız. Na diyecek. Korkmayacağız ya. Tedbirimizi alacağız. Ya aşıyı vurulacaksın kardeşim. Ha ben Türk aşısı bekliyorum. O da Haziran'da geliyor zaten. Ben Bill Gates'in aşısını asla vurulmam. Asla. Çin aşısına bir şey dediğim yok. Hanımefendim hazretleri de ben vurulacağım dedi. Eyvallah ona müsaadem var dedim. Sen ben yok ben Türk aşısını bekliyorum dedim. Tamam mı? Ama bunu yiyeceğiz bunları ya. Bunların hepsi dönecek. De! Şu AKP'li siyasiler şunu şöyle bağırmaya başlasalar ne olur ya? Ya MHP'li topluyorum ikisini 340 küsur tane milletvekili. Ya bu dağları, köyleri, yaylaları, şehirleri ayağa kaldırır bunlar ya. Tık yok. Bunların yazarlarına, çizerlerine bakıyorum. Korkuyorlar, pompalıyor. Söyledikleri ne? Kemal Kılıçdaroğlu ile avanesine laf yetiştirmek. Lan olmasanız da olur be. Covid meselesi Aypars kardeş. Benim nezdimde budur. Tam da budur. Hakkından elbette geleceğiz. Hatta bu mevzu bizim dünyayı anlama ve anlatma hususunda da çok önemli yardımcımız olacak. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlarımıza Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yalnız toplumumuz herhalde dışarıdan müdahaleler oluyor. Sosyal medya hesapları üzerinden birçok videolar yayınlanıyor. Etkisinde kalıyor sanırım. Çok yani işliyorlar insanlar. Vallahi insanlar senin de etkinde kalıyor kardeşim ya. Benim de kalıyor. Onların da kalıyor. Değil mi? İnsanlar akıl harikadır. Türk milletindeki akıl başka kimsede yok. Bu kadar akıllı olmasaydı bu kadar badireyi nasıl savacaktı bu halk? Çok akıllı bir millet vardı. Böyle boy hizasına dizer. Namussuzu gözümden anlar. Birazcık herhalde harika bir millet vardır. Yani vallahi tavsiye ederim git bir yıl Almanya'da, bir yıl Arabistan'da, bir yıl Amerika'da yaşa. Ondan sonra gel konuşalım oradan, bu mevzuyu. Oradan gelenleri zaten bir şey öğrenmek için dinlemek birinci kural. Yani şöyle sana diyorum ki git hele birer sene oralarda yaşa. Ondan sonra gel. Ondan sonra bu mevzuyu bir daha değerlendirelim. Türk milletiyle alakalı mevzuyu. Peki toplumumuzdaki bu önlem alınmama durumunu neden kaynaklandığını nasıl alınmama ya? Türkiye toplumu kadar önlemle ya uyan bir toplum yok ya. Açılmadan sonra virüsleri artışta bir patlama yaşandı. Ya kardeşim onlar açıyor, açılıyoruz. Onlar kapanıyor, kapatıyoruz. Yani sen bakma sen herhalde Moskova'dan veyahut da Kiev'den, Paris'ten, İngiltere'den şuradan buradan haberin yok oralarda. Hiç önlem yok. Milletin sokakta maske taktığı falan yok yani. Orada milletin sokağa çıkma yasağı falan filan dinlediği de yok ya. Sen boş versen asker gibi millet. Evinden çıkma kardeşim diyor. Çıkmıyor ya. Bütün insanlarımız canı değerli. Tabii geçen gün 300 üstünde bir vatandaşımız hayatını Allah rahmet eylesin. Ne olmuş yani ne yapacağız? Bu Türk milletinin kötü olduğuna veyahut da beyinsiz olduğuna mı delalet eder? Peki bunu nasıl aşacağız bu şekilde? Yani bir dakika bana diyorsun ki Covid'i nasıl aşarız değil mi? Evet. Aşıyı vurulacaksın kardeşim. Agaruga yapma. Temizliğe dikkat edeceksin kardeşim. Abdestini alacaksın. Ayağını, ağzını, burnunu, kafanı yıkayacaksın. Ulan Fransızlar gibi ayda bir defa yarı çıkıyorsunuz. Olmaz. Tamam mı? Şapur şupur öpüşmeyeceksin oğlum. Lan kızlar ne oluyor lan? Ne oluyor oğlanlarla şapur şupur öpüşüyor? Ne oluyor lan size? Lan oğlum o yanaklar kocana, o dudaklar kocan olacak adama ait. Lan ne pazarlayıp duruyorsun? Tamam mı? Temiz olacağız ya. Kirlenmeyeceğiz. Ve evet sağlık kurallarına uyacağız. Pislikten kaçacağız. Evet. Ya bu kadar basit. Bu kadar basit. Dahası var ya. Nasıl hasta olunmayacağının da ilacı belli ya. Tıbbın nebevi diye bir şey var ya.
Ve bunu da çok ciddi insanlar anlatıyorlar. Yani ben arkadaşların isimleri aklımda kalmıyor da reklamını da yapmak istemem ama koskoca profesör yani İbrahim neydi adamın adı yani. Yani nasıl hasta olunmaz bile belli yani. Ama dünyadaki ilaç kartelleri zaten tedavi olmuş her hasta bir müşteri kaybıdır diyorlar. O alçakların tezgahını bozman gerekiyor. Bak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Aypars kardeş, Yalta'da bir anlaşma yaptılar ve dediler ki dünyada üç tane malı enerjinin, petrol, doğalgaz, elektrik, ilacın ve silahın alışverişi ancak dolarla olacak. Dolardan başka bir para birimi kullanılamaz. Denizlerin, bizim okyanusların 8 noktasında küresel çetenin savaş filoları var. Bu anlaşmaya uymamış olan gemilerin malları müsaade edilir, yolları kesiliyor. El konuluyor, ticaret yapamıyorlar. İlaç da bunlardan biri. Adam hasta etmek için ilaç yapıyor ya. Ha, Türk kültüründe, Horasan kültüründe nasıl hasta olunmazın ilacı var belli. Tamam mı? Bütün bitkiler, karışımlar, beslenme. Ulan jelatine boğuldunuz ulan. Zıkkım içesiniz, kolaya boğuldunuz. Ondan sonra niye hasta oldu? Ya kola demirdeki pası bile siler ya. Demirin pası kolayla temizleniyor. Bunu sen vücuduna nasıl sokarsın? Meyan kökü, fare kuyruklarının olduğu bir içki içiyorsun sen ya. Meyan kökünden yapılır. Fare en çok meyan kökünü sever. İmalathanesine gidip görmüşüm. Kediler, fareler imalata ciyaklıya ciyaklıya giriyorlar. Ondan yapılmış kolayı sen canına çekiyorsun. Türk mutasavvıfları kolayı yasak ettiler. Haram ilan ettiler. Diyanet İşleri Başkanı cigarayı haram ilan edebiliyor da colaya cüzi yetmiyor herhalde. Mesela çocuklarına nasıl içiriyorsun bunları? O jelatini yiyecekler. Aman yarabbi, perişan. Ya zehir zehir. Niye hasta oluyoruz? Geberdiğine şükret. Olay bu kadar basit. Bizim kültürümüzde nasıl hasta olunmaz onun formülü var. Hastalıktan nasıl kurtuluruz daha sonra geliyor. Bir de ya bunun uzmanlık meselesi. Bunun evet. İçin şeyi İbrahim Bey'i çağıracaksınız programa. Tamam mı? Bu soruyu ona sorup anlattıracaksın. Ben siyaset bilimciyim kardeş, tıpçı değilim ki yani. Bir de Murat Bey şey derler, hasta hane derler. Bakın hasta, hiç şifadan bahsedilmez. Hep düşünmüştüm niye hasta hane. Tebrik orada ederim. Hasta yani insanın bilincine bile, beyin altına bile dediniz ya, her türlü işliyorlar. Aynen öyle. Şimdi şifahane derler de eskiden, hastane evet, değildi. Şifahane konuşulurdu. Körfez'deki gemiler için son durum var. Hani bir gemi yakalandı. Gemi önü kesildi ve içerisinde ne olduğu hakkında bir son durum. Bilmiyorum nereden yani, gemi yakalandı dünden. Ne vardı diye soralım. Dün şimdi geceden de sabaha buraya bir şey duymadım ben yani. Sahurda sabah namazından sonra yattım ama. Ya haber ajanslarına düştü herhalde. Körfez'deki geminin son durumu nedir? İçinde ne vardı? Vallahi diye. Bilmiyorum, o kadar istihbaratım yok Aypars Bey. Yani haberim olmadı. Peki 2023'te Türk vatandaşının ben askeri, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Nokta. Ücreti beklentisi ne olmalı? Yani ne kadar ücrete çıkartılmalı bilemem 2023'te? Ama, bilemem. Yani onun için ekonomik olmak bile yetmez yani. Ama şunu biliyorum. Asgari ücret 2002 yılından bugüne dolar bazında 3 kat arttı. Dikkat et, 3 kat arttı demiyorum. Dolar bazında 3 kat arttı. Ümit ederim. Ha şu var. Eğer bu Covid, Movid ve asıl bize küresel çete finans madrabazlarının döviz operasyonları olmasaydı, şimdi bizim aşağı yukarı döviz rezervimiz 250 milyar doları geçmiş olacaktı. 2023'e kadar da 500 milyar doları bulmuş olacaktık. Ama şu anda ancak o manipülasyonları karşılayabilmek için döviz ihraç etmek, döviz bozdurmak zorunda kaldık. Şu anda 95 milyar dolar rezervimiz var. Yoksa 250 milyar olabilirdi. Bunu biraz bunlarla evet, alakalı peki, bir şey. Dolar kullanılması biter mi? Bu küresel çete doları Türkiye'ye, Türkiye, Rusya ve Çin Türkiye'ye uyarlarsa biter ama
Rusya ile Çin dolardan vazgeçemiyor. Türkiye onun için habire onlara veya çevresindeki herkese diyor ki, hatta D8 ülkelerine de gelin, kendi paralarımızı alışveriş yapalım da paçaları yemiyor. Peki tüm dünyanın birleşememesinin sebebi ne? Ya tüm dünya Amerika'ya karşı birleşse, kendi paramı kullanacağım dese. Amerika'ya karşı değil. Amerika bizim dostumuz. Rusya da bizim dostumuz. Küresel çeteye karşı birleşecek. İşte birleşemiyor çünkü senin kafa hala Amerika ve Rusya'ya işte, dost telakki, düşman telakki ediyor. Küresel çete gözükmüyor yani, bir buhar gibi bir şey, elle tutulan bir şey değil. Yok, elle tutulan bir şey işte, onun söylemlerini geçmiş. Mesela FETÖ'bal gibi elle tutulan bir şey işte ya. İyi de onun altındaki uzantısından emir verdiği bir... Sen ne şey, boş güne mi duruyorsun? Dünya mücadele yeridir. Sen de mücadeleye devam edeceksin. Şunu da söyleyeceğim. Şimdi biz elle tutulan, mesela Amerika içerisinde şirketler var. Mesela Amerika'daki... Onların da elle tutulamayanları var dostum. Bütün şirketler, bankalar Amerika'da. Amerika üzerinden para transferleri yapılıyor. Dediğiniz gibi dolar. Yok, hayır. Dolarla ödeme yapmak zorunda olduğu için Fed üzerinden yapmak zorundasın. Dolar kullanmasan Fed üzerinden transfer yapma mecburiyetin yok. Peki tüm... Ya takas odası tabii takas odası ona Türkiye'den başka devletlerin de yürekli olması lazım ona. İşte ya yani Türkiye'nin desteğiyle beraber ya yani Türkiye burada oyun kurucu bir zaten durumda. Öyle. Zaten öyle. Yani Türkiye'de hiç kimsenin bileğini bükeceğini zannetmiyorum. Hiçbir küresel gücün de bileğini. Ya soruları soruyorsun da cevabı beklemeden başka soru soruyorsun kardeşim. İlk sorun şu. Bu küresel çeteyi nasıl halledeceğiz? Evet. Kıyamete kadar bu savaş sürecek kardeşim. Zaten bizim hayatımızın anlamı. Aypars ve Murat dünyadaki değerlerini taraflarından alırlar. Tamam? Bu mücadele, bu savaş kıyamete kadar sürecek. Ve sen ve ben tarafımıza göre değerlendirileceğiz. Onu geç. Tamam mı? Ha biz onu tepeler miyiz? Elbette tepeler. Zaten şu anda tepeliyoruz. Zaten şu anda fıttırıyor. 15 Temmuz'da geberdi. Ve bütün dünyada halklar umuda kapıldı. Tüm dünyanın umudu olmuştur 15 Temmuz'da Rusya halkı içinde, Amerika halkı içinde. Yani ben Amerika'nın için, Almanya'nın için de videoları, şeyleri takip ediyorum da orada hasta isterseniz size göndereyim linklerini, yayınlayın yani konuşmalarını. Bütün dünyada insanlık cana geldi. Ha, Türklerin Horasan diye bir merkezleri var, bir medeniyet merkezleri var. Kur'an'da Saffet suresinin 8. ayetindeki meleği âlâ muhtevasına dayanır. Tamam. Ama o halkların böyle bir dayanacak merkezleri yok. Onlar sahipsizler. Ha biz de yüzümüzü henüz Horasan'a dönme aşamasındayız. Yoksa devletlerimizin yıkılma sebebi hanedanlarımız sırtlarını Horasan'a, yüzlerini Roma'ya döndükleri için ayvayı yemişlerdi. Şimdi yüzümüz Horasan'a dönme durumunda ve Horasanilerin desteklediği, desteğini alan hiç kimsenin sırtı yere gelmez dünyada. Kendimden biliyorum. Ben dünyada yapayalnız bir adamım. Yapayalnızım. Tamam mı? Öyle zengin bengin de değilim. Hiç kimse hakkımdan gelemedi. 63 yıl, nereden baksan 50 senedir böyle bağırırım. Çok da can yaktım. Evet. İdamla da yargılandım. 12 Eylül'de. Hiç kimse hakkımdan gelemedi. Onun için hiçbir yurttaşımızın korkmasına gerek yok. Benimki hakkımdan gelemediler, onların hakkından hiç gelemezler yani. 128 milyar doları merak etmiyor musun Aypars Bey ya? Oraya geleceğim de, oraya geleceğizse hadi işte. Saat kaç oldu kardeş? Bu arada saatimiz 5'i çeyrek geçiyor. Hı. Siz ne zaman bitiririm dersiniz? Saati bilmiyorum. Telefon sende. O zaman bitiririz programı Sayın Murat Bey. Şimdi 128 milyar gelmeden önce bir Kıbrıs'a inelim. Yani bir Kıbrıs'ta Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili bir çalkantılı haberler geldi Türkiye'ye. Kıbrıs'ta neler oluyor? Fransızlaşmak istiyor. Türkiye yetmiyor mu Kıbrıs'a? Şöyle söyleyeyim. Türkleşmek istemiyorlar. Fransızlaşmak istiyorlar ya. Çünkü Fransa'da da bunlar yasak ediliyor ya. Yeni yeni yasalar masalar. Onlar anlarız. Çıkıyor. Kendi memleketlerinde bir şekilde istemeyebilirler. Ülkelerin bak size mesela anlatayım. 1974 öncesi Kıbrıs'ta bir federasyon var. Rum ve Türk Federasyonu. Ortak heyetler yönetiyormuş falan filan.
Türkiye 1960 sonrasında Türk devlet derin aklı Kıbrıs'ta bir derin örgüt kurdu. Türk Mukavemet Teşkilatı diye. Özellikle Türkiye'den giden canım kurban olsun kardeşlerime. Bordo bereller. Öğretmen olarak gitti, tüccar olarak gitti oraya kurdular. Çünkü Yunanistan da EOKA'yı kurmuştu şeyde. Rum bölgesinde. O da illegal örgütü. Onların hedefi şu. Kıbrıs'ı tümden alacaklar, Türkleri adadan sürecekler. Tamam. İşte biz de oyalanıyoruz öyle. Orada askerimiz, maskerimiz yok. Ha şu var. 1870'lerden beri Kıbrıs elimizden çıkmıştı. İngiltere'ye verilmişti. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya'ya karşı desteğini alabilmek için Kıbrıs'ı İngiltere'ye teslim etmiştik. Kiralamıştık da. Vermiştik. Şimdi oradaki halk 4-5 nesil onların hegemonyasından geldi geçti. Yani kadim Türk kimliğine ait kendilerinde izler kaldı. Şey kalmadı. Tamam mı? Ne kusur, ne abdest, ne olmaz, ne şey yok. Ha İngilizlere büyük özenti. İngiliz lordlarına, veliidilerine çok büyük özenti. Türklerden bahsediyorum, Rumlardan değil. Yani bir kimlik değişmesi. TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Kıbrıs Türkler arasında örgütleniyoruz biz de. Fakat Kıbrıs'taki Türkler birçoğu Türk Mukavemet Teşkilatı'na muhalif, İngiltere'ye taraftar, Rumlarla birlikte olmak istiyor. Kendilerini onlara yakın görüyorlar yani. Türk kabul etmiyor kendisini. İngiliz kabul ediyor. İngiliz olmak istiyor. Onun gibi olmak istiyor ve Rumları tercih ediyor. İslam'da da alakası yok. Bir kısmı. Öyle yani. Fiili durum bu. Benim oğlum 4 yıl aynı zamanda Kıbrıs'ta şey okudu, üniversite okudu. İyi biliyoruz yani. Ben 1974'te babam Erbakan Hoca'nın partisinden MSP milletvekiliydi. Bir hafta eve gelmedi. Bütün bu olayları babamdan çok yakın dinledim. Meclis Başkan Vekilliği de yapmıştır. Mehmet Orhan Bey. Onun için yakın biliyorum. 1974'te Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey'in müthiş ataklarıyla ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Semih Sancar Paşa'nın kararlılığıyla Bülent Ecevit çekim serdi, Allah rahmet eylesin, geçerim onu. Kıbrıs'a çıkarma yapmadan önce Rumlar EOKB örgütüyle Rum kesiminde darbe yaptılar. Ve sonra Türklere saldırdılar. Bölge mölge kalmadı. İnsanları katlediyorlardı. Kadın, çocuk. Topluca. Yalnız o adresleri onlara kim veriyordu? Kıbrıs Türklerinin içinde olup da İngilizlere benzemek isteyen, Türk olmaktan utanan ve nefret eden ve Rumlarla hoş geçinmek isteyen güya Türkler veriyorlardı adresleri. Son seçimi Kıbrıs'ta kazanmış olmamız mucizevi bir başarıdır. Ve biz bu başarıyı 1974'ten beri Türkiye'den Kıbrıs'a gitmiş ve yerleşmiş olan Türkler sayesinde elde ettiğimiz bir başarıdır bu. Onun için Türkiye'den giden Türklerden eskiden beri Kıbrıs'ta olan Türklerin önemli bir kısmı nefret eder. Bunlar ne Kur'an kursu isterler, ne İslam isterler, hiçbir şey istemezler. Daha seçimi yine kazanmışız yani. Yapı da onların yapısı, denen yapısı. Adam acıtıyor işte, canımızı acıtıyor, Kur'an kurslarını kapattırıyor. Bizim de bir zamanlar anayasa mahkemelerimiz bizi kapatırlar diye yani. O mevzu ya, Kıbrıs'ta olan bu. Yani çok ana akım medyada değinilmeyen, konuşulmayan... Ana akım neye diyorsun başlamadan? Ana akım dediğim yani ulusal... Ya boşver onların anasını da. Kim bilmem ne yapmış, ne anası, anası mı kalmış onların ya? Yani nereden işte, nereden ana akım oluyorlarmış ya? Yani uyduda ilk sıradaki kanallar diyeyim ben.
size. Yani orada vallahi pek fazla konuşulmuyor. Çok da fazla tartışma programları var. Bendeniz 2000-2004 yılları arası Muhsin Yazıcıoğlu Bey'le birlikte siyasal çalışmalar yapıyordum. Büyük Birlik Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesiydim o zaman. Kofi Annan plan oylamaları sırasında Muhsin Bey bendenizi görevlendirdi. Sonra kendisi de geldi ve ben 5 arkadaş Kıbrıs'ta 15 gün çalıştım, dolaştım, biliyorum. Yani birçok şey var da şu anda burada söylemek istemiyorum. Rauf Denktaş bile Türkiye'den oraya gitmiş, Türkleri sevmezdi. Başımızın belaları dedi bana ya. O kahraman Rauf Denktaş. Bana dedi, bana. Tamam. Olay budur. Onun için son seçimi orada kazanmış olmamız çok önemlidir. Küresel çeteyi mahvettik o seçimle. İsimsizlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin isimsiz kahramanlarına. Onların sayesinde olmuştur bu. Onları sağ olsunlar. Mucizevi bir başarıdır ve çok ferahladık. Düzelir be! Gürül gürül orada Kur'anlar da okunur. Her şey okunur. Keser döner, orada da gün gelir, hesap döner. İngiliz'in leydisine bırakacak halimiz yok ya yani. Murat Bey, şimdi Kıbrıs'tan gelelim Türkiye'ye. 128 milyar sorumuz hala askıda duruyor, onu size... Ya millet merak ediyor ama size. Şimdi Türkiye'de yeni bir ittifaklara ihtiyaç var mı partiler arasında? Var, benim etrafımda ittifak olmasını isterim. Partileri boş ver. Bu kadar mı? Ne partisi ya? Var yani Türkiye'de. Ne partisi ya? Ne partisi ya? Parti ne oluyormuş ya? Tiyatrodur ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumunda, milletvekili seçimlerinde dar bölge çift turlu tercihli sisteme geçilmediği sürece partiler tiyatrodur. Nokta. Ne particiliği? Peki geçilebilir mi? Ben geçiririm. Sayın Cumhurbaşkanı bundan bahsetti. Ya bunu konuşalım dedi. Evet. Hiç kimsenin işine gelmiyor. Çünkü dar bölge çift turlu tercihli sistemde milletvekili şahsı millet tercih edecek. Bizim şimdi biz bunu her hafta Cuma günü Kadircan Polat'ta gündeme bakışta Sayın Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadircan Polat'ta sürekli gündeme getiriyoruz. Millet seçsin vekilini. Millet belirlesin. Yani işte Kayseri'den Ankara'ya milletvekili gelmesin. Bunun formülü şey ya. Dar bölge çift turlu tercihli sistem zaten bu var yani. Efendime söyleyeyim, Cumhurbaşkanı bunu istedi de işine gelmedi diyenler, ama bu gelmek zorunda. Zaten oligarşiden cumhuriyete geçmemiz için de bunun olması gerekiyor. Olması şart bunun. Bunun altyapısı nasıl hazırlanabilir mi? Çok basit, zaten altyapı hazır kardeş. Türkiye'de seçimler mükemmel yapılır da seçim sonuçlarına müdahale edilir. Bu Türkiye'nin halkı seçim yapmakta dünyanın en usta halkıdır. Bu halk bir günde 4 ayrı yere, belediye meclisine, il genel meclisine, milletvekilliğine, belediye başkanına 4 ayrı oy kullanmış bir millettir kardeşim. Onun altyapısı bizde var. Dünyada, bizde oran altyapı dünyada hiçbir yerde yok da ona bir karar vermek gerekiyor, niyetlenmek gerekiyor. Bu da oligarkların işine gelmiyor. Peki nasıl aşılır bu engel? Çok basit. Cumhurbaşkanı karar verecek, tartışmayı açacak. Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı diyecek ki ey halkım, seçeceğiniz milletvekilini siz tercih etmelisiniz. Hadi ben yasa getiriyorum dediği anda karşılarında kimse duramaz. Peki bu söylem ya da bu söyleyiş 2022'nin 23'ü arasında gelebilir mi? Keşke, amin, inşallah. Böyle bir şey bekleyebilir miyiz Cumhurbaşkanı'nda? Keşke, amin, inşallah yaparız. Keşke, amin, inşallah. Ama diyorum, Devlet Bahçeli Bey yarın çıksa dese ki ne bu ya diyeceğim. Millet eşini, dostunu, ortağını, kızını, kızanını zorla millete dayatıyor. Millet de mecburen oy vermek zorunda kalıyor. Ne bu ya, ahlaksızlıktır bu. Oligarşinin cumhuriyete dönüşmesi için Türkiye'nin dar bölge, çift turlu, tercihli sisteme geçmesi lazım. Halk dilediği şahsı milletvekili olarak tercih edebilme imkanına kavuşması lazım dese, Tayyip Bey de hah Devlet Bey aynen böyle olması lazım dediği anda bu iş biter. Kimse karşısında duramaz. Karşısında duran da zaten yok olur. Peki bu sistem gelirse ülkemiz açısından artıları nasıl olacak? Artistlik biter. Halk
Dinek hakikaten halkın gündemini kendi gündemi yapmış milletvekilleri oluşur. Namuslu ve dirayetli insan düzeyi yükselir. O da zaten her şeydir ya. Siyasetimize, ekonomimize de çok büyük katkı sağlar. Ya zaten insandır her şeyin temeli. İnsanın namusunu, terbiyesini, haysiyetini yükselt. Her şeyin yükselsin kalksın ya. Ekonomi dediğin nedir ki? Peki bu eğitim sistemindeki Fulbright antlaşması iptal edilebilir mi? Vallahi şöyle, ona da nitelikli yürekli adam lazım. Benim kanaatim, benim kanaatim tacirden bakan olmaz. Tamam mı? Ne demek istiyorum? Ya eğitim tacirinden Milli Eğitim Bakanı, sağlık tacirinden sağlık bakanı olmaz kardeşim. Önce bir kere bu yanlışları düzelteceksin. Kafaya koymuşlar, ticaret evet akıllı adamdır, çok iyi yönetir, sağlık bakanlığını da o yönetsin. Aslanım adam nasıl kar edilir onu biliyor. Ama Türkiye'de asıl sağlık devrimini Profesör Doktor Erzurumlu, neydi kardeşimizin adı? Recep Akdağ yapmıştı. Değil mi ya? O tacir macir de değildi. Asıl inkılap ona borçluyuz ya. Sağlık inkılabı ona yaptı. Eğitim. Bu eğitim bakanıyla olmaz. Niye bu tacir? Kültür Bakanı da şu Kültür Bakanlığını bıraksa da sadece Turizm Bakanı olsa iyi olur. Ayrılsın mı diyorsunuz? Elbette ya, turizmciden kültür adamı olmaz kardeşim ya. Bakanlık ayrılsa mı diyorsunuz? Ya evet kültür evet. Kültür Bakanlığı ayrı, Turizm Bakanlığı ayrı evet, mı evet, olsun tabii. Diyorsunuz? Evet, onu söylüyor. Yani net kurallar koyuyorum kardeşim. Devlet amatörler yönetecek. Profesyonel ne demek ya? Para alırsa çalışan adam. Anlamına geliyor. Değil mi yani? Profesyonel yönetim olma ne demek sen oğlum sen? Kaliteli maliteli mi demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorsun, parayı çok verirsen kaliteli iş yapar, o değil mi? Ha, bu mantık bizim değil, bu mantık geberesi bir mantıktır. Tamam mı? Yok. Amatör bir ruhla mükemmel iş yapacak. Mükemmel işler, hele devlet yönetimi amatör ruhlu olur kardeşim. Böyledir yani. Ya Şeyh Edebali bunu boşuna söylemedi Aypars. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ekonominin, siyasetin, adaletin, güvenin. Yahu insan yetiştirmene bağlı. İnsan. Ekonomi dediğim nedir ki ya? Nedir ne? Çok mu zor? Çok mu? Ben iktisat mezunuyum. Şu 128 dolara, milyar dolara geçelim. Geçeceğiz. Onu da geçeceğiz. Şimdi partiye oy vereceğinizi söylediniz. Hangi ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Hangi partiye oy vereceğim belli olmaz. Milletvekili adayına bakacağım. Cumhurbaşkanı adaylığında ben Recep Tayyip Erdoğan'a canımı da vereceğim. Canımı vereceğim. Oy ne ki? O iki ay onu geç. Ama hangi partiye oy vereceğim adayına bağlı. Bakacağım adaylara. Şimdi buna göre. Mesela FETÖ'ye bulaşmış bir adamın olduğu listeye ben oy vermem. Bir onlara bakacaksınız. Listeler. Zaten hani bu konuştuğumuz dar bölge sistemi, seçim sistemi gelirse zaten geldiği şey zaman, o geldiği zaman ben zaten direkt adayım. O zaman kıran kırana çok elbette, güzel kıran bir kırana değil, yanak yana. Niye yanak kıran kırana olsun ya? Dur hele. Hani şey vardır, futbol tabirinde kıran kırana vardır. Ama bu kıran içindeki anlamdan farklı bir anlama ya geçiyor. Ya mahsus seni kaşıyorum. Ne dediğini anladım kardeş ya. Yani soru neydi keyifli, soru? Şimdi bir şey var. Hilafet Meclis'in ruhuna verilmiş bir değer olarak Türkiye Devleti'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden devam ettiğine inanıyor musunuz? Hilafetin, benim inanıp inanmamamın bir önemi yok ki. Yasaya bakacağız. Şimdi uygulanıyor mu bu Hilafet Meclis'in ruhu ilk meclisin kuruluşunda? İlk meclisin kuruluşunda Türkiye bir kere esirdi kardeşim. Mesaiyet altındaydı. Mustafa Kemal'i kim niye öldürdüler? Menderes'i öldürdüler ya. Türkiye hür, özgür müydü ki uygulansın? Ama Ayasofya'yı ibadete açtı ve uygulanıyor, bitti. Var mı? Evet. Suud Prensi fıttırdı. Mısır Firavunu fıttırdı. Birleşik Arap Emirlikleri Cıfıt'ı fıttırdı. İran Ahunt'u fıttırdı. Niye fıttırdı bunlar? Çok ilginç. Çünkü onlar kafirlerin İslam toplumlarının başına oturtturduğu oligark puştlardır da onun için. Şey puşt, Azerice başkan demek, bey demek. Yani yanlış anlaşılmasın. Azerbaycan Türkçesi yani, yanlış anlaşılmasın. Rütü'ye girmiyoruz burada. Puşt abi, puştu pena yani. Onun için, evet,
Açtık. Türkiye'nin çünkü bu egemenlik meselesiydi. Ayasofya'nın ibadete açılması din meselesinden daha da öte Türkiye'nin egemenlik meselesiydi. Ha yürütür mü? Ya zaten fiili yürütüyor kardeşim. De yalnız lan ben halifeyim gelin bana tabi olun dediğin için Müslümanlar gelip sana bana tabi olmuyor. Ha haberin olsun. Tarihte hiç böyle gönüllü tabilik falan olmadı. Hatta aynı anda biri Irak'ta, biri Mısır'da, biri Endülüs'te üç tane ayrı halife olduğu da oldu. Birbirlerine ana avra sövdüler de falan yani. Yani hilafet de düdüklü tenceredir. Geç onu. Çok da sadra şifa bir şey değildir yani. Murat Bey, Bediüzzaman ve Atatürk iyi dostlar mıydı? Ben ne bileyim. Sizin hani siyaset ve tarih bilginiz yoklarsınız. Ben o hikayeleri, bir adam ne kadar süre Bediüzzaman olacak ya? Benim bildiğim zamanın bedisi bir tanedir. O da Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İsa-i Dinlisi 20. yüzyılın bedisiydi, 21'de de devam mı ediyor yani? Siz Said-i Nursi demek istediniz değil mi? Said-i Nursi enverciydi. Onun için Mustafa Kemal'e muhalifti kardeşim. İş mesele dinmin meselesi değil. Çünkü Said-i Nursi'den dinlemişim, okumuşum. Hatıralarında var. Resneli Niyazi vasıtasıyla Enver Paşa'yla görüşürlerdi. O Enver'in Türkiye'de yönetici olmasını istiyordu. Onun için de hatta bu İzmir suikastı falan darbe marbe teşebbüslerinde de bulundular. Enver'le Mustafa Kemal arasındaki iktidar savaşı. Onun da sebebi Enver'in aklı cumhuriyete ermiyordu. O monarşik şeyin meşrutiyetin peşindeydi. Cumhuriyeti falan öyle düşündükleri falan yoktu. Bir de Anadolu'da Türk milleti falan yoktu. Siz bakmayın tarih dizilerinde Türk milleti, Türk milleti demelerine Göktürklerden sonra hiçbir hanedan halkını Türk milleti olarak nitelemedi. Sadece Göktürklerde Türk budunu denir. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nde hamdolsun. Öyle Türk milleti falan filan da yoktu. Zaten Osmanlı'dan itibaren bir takım partiler, Çerkezci, Arnavutçu, Kürtçü, Arapçı bir sürü partiler türemişti. Parti derken siyasi parti değil ya. İşte sarayda sultanları var, kadınları var, askerleri var, bakanları var, yeniçeriler var, her birisinin grubu vardı ve aralarında iktidar savaşları vardı. Bunlar bu yapıyı Cumhuriyet'te de devam ettirmek istiyorlardı. Cumhuriyet rejimi bunların kendilerini var etmeye müsait olmayan bir şeydi. Bunlar oligark olarak ayrıcalıklarını ve konumlarını Cumhuriyet'te de devam ettirmek istiyorlardı. Onun için Mustafa Kemal'in Cumhuriyet hedefiyle CHP oligarşisi örtüşemedi. Mustafa Kemal'in bütün bu atılımlarını engelleyen CHP oligarşisi olmuştur. Bunların hepsi Kazım Karabekir, Enver, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebeso, bunların hepsi CHP'liydi kardeşim yani. Şimdi Murat Bey, Türkiye'nin savunma sanayisinin son zamanlarda özellikle 15 Temmuz'dan sonra büyük bir atılıma geçtiği gözle görülüyor. Yok, 15 Temmuz'dan önce de vardı da. Türkiye'de Türklerin devleti öyle çok da orta yerde değildir ama Türkiye'nin çoktan beri atom bombası da var kardeşim. Şimdi Türkiye'nin yani atom bombasından başka özel bir gizli silahı var mı? Var. Dudaklarınız uçuyor. Var. Söyleyecek misiniz yoksa? Sadece... Söyleyeyim ya, burada durur Amerika'da bir metrekare yeri nötrün ışınlamasıyla bombalar kardeşim. Öyle uçak muçak da yok, füze müze de yok. Bizi güvende hissettiğiniz... Yok, bizim güvenliğimiz silahtan geçmiyor Aybars Bey. Bizim güvenliğimiz insandan geçiyor. Türkiye'nin en önemli silahı genç nüfusudur. Ve bu muhteşem halkıdır. Kurban olayım ben bu halkı. Sen başka bakma, bu millet hep şöyle oldu. Konuşma lan, ben senin dününü de bilirim. Harika bir millet var, onların arasında yaşadığım için çok mutluyum. Ya etrafımda arıyorum, tarıyorum, bir tane kötü insan, kötü genç bulamıyorum ben. Arkadaş, en değerli hazinemizdir, en önemli gizli silahımız genç nüfusumuzdur. Onun için her gençten 3 oğlan 2 kız torun istiyorum, lamıcım yok. Amin de amin, amin, itiraz etme, itiraz etme. 3 oğlan 2 kız. Sorun lazım bize. Türkiye'nin problemleri yok. Türkiye'nin bir tek problemi var. AK Parti içinde kripto, akapeli fettoşitler. Ve bunların bürokrasideki uzantıları. Çünkü zaten yani ABD'nin pideninden Fransız Macron'una kadar bizim muhalefet zaten onların sözcüsü. Tamam mı? Bunlar da onların
Agitörler, agitörler de Türkiye'nin tek engeli onlardır. Peki hep gençler için güzel cümleler kurulmuyor bu ara. Hani gençler için diyor da bu yeni gençlik hiç boş olarak yetiştirilen bir gençlik diye. Ben o gençli, ben bunu söyleyenlerin gençliklerinde nerelerinin dolu olduğunu iyi bilirim Aypaş Bey. O boşlukların nasıl doldurulduğunu da iyi bilirim Aypaş Bey. Kendini bir halt yerine koyacak aklı sıra, kendini temayüz ettirmek için ona, o gence, bu gence, şu millete hakaret edip duruyor. Paçoz, konuşma lan. Ben senin ne olduğunu 1970'lerden bilirim. Baca işkiyaz. Dolu dolu çok güzel, lezzetli bir program akışı oldu. Umarım izleyenlerimiz sen de... Sen bir de ben iftardan sonra gör. Şimdi Murat Bey... Merkez Bankası'nda... Geldi sıra. 128 milyara geldi. Merkez Bankası'nın bir 128 milyar doları varmış. Diyorlar ki bu 128 milyar dolar... Geçen gün iftar olun mu? Hallettik işte, yani. İşte 128 milyar dolar ne oldu? Bir 128 söyleyeyim. Milyar dolar şöyle diyeceğim. Bir de farklı bir... Ha, buyur. Şey kıracağız. Fay hattını kıracağım burada. Buyur kardeş. 120 milyar dolar bizim... Yani yıllık neyimizi karşılayacak? Bir de öyle bir konuşalım yani. Dünya geneline baktığımızda 128 milyar dolar hasılası içerisinde, Türkiye içerisinde hani harcamaya koysak 128 milyar dolar bizi kaç yıl idare edecek? Yani bu kadar abartılacak bir rakam mı bu 128 milyar dolar? Abartılacak bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Az boz rakam değil. Ha, Türkiye'nin potansiyeli. Ha, dolar açısından diyorum. Yani bugün doların sorunu ne sordun. Olacağı açısından diyorum yani. Sorunu sordun. 128 milyar çok ciddi bir paradır. Bizim Türkiye bütçesinin neredeyse dörtte biri. Önemli bir paradır. Az boz para değildir. Türkiye için küçüktür. Biz de şu soruyu soruyor. Hani adam çıkıp diyor ya koskoca 128 milyar yok oldu. İlhan Kesici hangi partiden? CHP'nin milletvekili şu anda. Bu adam eski devlet planlama teşkilatı müsteşarı. Bak televizyon programında dedi ki güldü kardeşim dedi ya. Merkez Bankası'nda her şey kayıt kuyut altında. Bunda burada devletin bilgisi vardır. 128 milyar falan yok olamaz dedi. Kim söyledi bunu? CHP'nin milletvekili. Kim bu? Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı yapmış bir adam. İlhan Kesici. O söyledi. Ha mesele ne? Aypars kardeş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sahibi kim? Bak söyleyeyim. Ortakları var. Ortak. İlk bankamız 1931'de kuruldu. Merkez Bankası'nda o zaman Türkiye'nin hissesi %15'ti. Kadar. Gerisi yabancıların. Ve Türk lirası Türkiye'de basılmıyordu. Menderes dönemine kadar Türk parası Türkiye'de basılmadı, dışarıda basıldı. ...1970 yılında Merkez Bankası'nda bizim hazinenin payı %51'e yükseltildi. %51. 2002 yılında da %55'e yükseltildi. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Merkez Bankası'nın sahibidir. Devlet sahibidir. Parti, hükümet değil. Diğer hisseler A, B, C, D diye 4 çeşit hissesi vardır Merkez Bankası'nın. Bak diğer ortaklar arasında Halkbank, Ziraat Bankası gibi milli bankalar var. İNG Bank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bank gibi bankalar da var. Kızılay var, Sosyal Yardım Güvenlik Kurumu var. Ve %6'ya yakın da yabancı sermaye var. %6. Ha. Aslanlarım kim koymuşsa o kuralı koymuşlar. Türkler yiğittir. Yabancı sermayenin hissesi Merkez Bankası'nda %6'yı geçemez diyorlar. Tamam mı? Bak kardeşim 128 milyar dolar yok olurken bu kadar ortak ne yaptı? Gık çıkmadı bunlardan. Kaldı ki bu Merkez Bankası'nın her sene genel kurulu olur.
Yani bütün ortaklardan genel kurul. O genel kurul denetçileri seçer. O denetçiler hesapları denetler. Ben muhasebeciyim kardeşim. Her maliyeci de bilir bunu. Kemal Kılıçdaroğlu da maliyeciydi değil mi? Hesap uzmanıydı. Bilmesi lazım. Alırsın bir bilançoyu eline. Bir yere denetime gittim. Önce kasa ve bankadaki parayı sayarsın. Hisse senetlerini sayarsın. Menkul değerleri sayarsın. Sonra geçersin. Ham madde ve mamul ve yarı madde stoklarını tartar, tespit edersin. Bunları kaydedersin. Ondan sonra başlarsın mal ve para ve hizmet akışını muhasebe kayıtlarından, belgelerden takip etmeye. Sonunda bakarsın para, hesaptaki para, fiilen sayılı olan parayı tutuyor mu tutmuyor mu? Ya bu Merkez Bankası böyle denetleniyor kardeşim. Bunu söyleyen salak oğlu salak ya. Para buharlaşmış gitmiş. Alçak, salak. Ulan beni de salak yerine koyuyor. Bana hakaret ediyor ya bunu söylerken. Ya bunu millete birisi bu 128 milyar yok oldu diyorsa, tamam mı? Bana hakaret ediyor. Kendisi gibi salak ve ahmak olduğunu zannediyor bizim de ya. Olan şu. Küresel çete, finans merkezleri karşılıksız para basıyor. Karşılıksız basıyor. Doların kurunu kim tespit ediyor? Fed kendisi mi belirliyor? Piyasalar başlatma senin piyasandan. Ha? Fed'in patronu sabah kalkar, dövize bakan adamına der ki, bugün doların fiyatı şu 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 paralar cinsinden şudur der. Bitti orada. Ha bunu yapmadan evvel de değişik ülkelerdeki adamlarına tüyosunu verir. Ya dolar aldırır ya dolar sattırır de onlara para kazandırır. 28 Şubat döneminde Merkez Bankası Başkanı bir gecede 5 milyon dolar parayı cebine indirdiydi böyle. Tamam mı? Ne ekonomisi, ne iktisadı? Bunun ekonomiyle iktisatla alakası yok. Bu uluslararası madrabazlık sistemi. Türkiye'ye doların fiyatını yükseltiyorlar. Uçuruyorlar doları. Biz ithalatı ihracatından fazla olan bir ülkeyiz. Bu şu anlama geliyor. Döviz harcamamız döviz kazanmamızdan daha fazla. Çünkü ithalat yapıyoruz. Tamam. Doları fırlatıyorlar. Biz doları düşürmek için ne yapıyoruz? Piyasaya dolar satıyoruz. Olay bu. Türk lirasına çevrildi. Nerede? Karşılığı Türk lirası olarak bankada. Yalnız bunu rezil etmenin bir yolu var. Bizim Cumhurbaşkanı, meclis, gelin bir denetleme komisyonu kurun da şunu denetleyin bakayım dese ne olur ya. Aynen gidip bulacakları şey bu. Dolar nerede? 128 milyar dolar. 95 milyar doları dolar olarak, diğeri de Türk lirası olarak kasada lan diyecekler. Has niye düştü? Oğlum, evladım, 2002 yılında Türkiye'nin Merkez Bankası'ndaki dolar miktarı 26 milyar dolar. Ve o zaman merhum Ecevit, Allah rahmet eylesin, altı bezli, ayaklarını sürükleye sürükleye. Ya Ankara kadar bir memleket var Avrupa'da, Lüksemburg diye. Oradan gidip 950 milyon dolar, bak bir milyar da değil, para, bağış dilendiydi. O vaziyetteydi Türkiye. İflas etmiştik ya. Onun için Kemal Derviş'i getirip ekonomiyi ona, duyun umumiyeyi kurmuştuk ya Türkiye'de. Osmanlı Doğu'nun umumiyesi gibi. Borçlar İdaresi ya. 130 milyar dolara yükseldi 2013 yılında Türkiye'nin rezervleri. Eğer küresel manipülasyonlar, 15 Temmuz gibi hareketler, FETÖ iblislikçilikleri, Şambala cıfıtları ve onların finans madrabazlarının operasyonları olmasa bugün yaklaşık 250 milyar dolar olacaktı rezervlerimiz. Bütün onlarla mücadele ederken döviz alıp satma, boşaltma, manipüle etme 95 milyar dolarımız var. Ama Türk lirası olarak kasada duruyor. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Bana bu şekilde konuşan adama tırr lan derim. Niye? Bana hakaret ediyor çünkü. Niye? Çünkü ben aptal değilim ya. Bu kendisi salak. Beni de kendi gibi salak zannediyor. Bu banka denetlenen bir banka. Ve devlet başka bir şeydir, hükümet başka bir şeydir. Olur mu? Kimse saklayamaz öyle bir şey. Ya şimdi bu 128 ilk cümlemde şöyle kurmamın sebebi de oydu. Yani şimdi 128 milyar dolar
gerçekten büyük bir para mı hani kayboldu? O zaman büyük öyle bir durum, kardeşim, öyle bir durum olduğunda şöyle diyeceğim. Hani, İflas etmiş olursun. Işte, aslında doların ne kadar küçük olduğunu göstermek için vurguluyorum. Çünkü biz Sayın Başkanım da hep doların belli bir süreden sonra dünya gündeminden gideceği yani kullanılmayacağı anlamında. Allah'ın izniyle kripto değil ama dijital paraya geçeceğiz tabii. Peki bu çiplenmeyle beraberinde mi gelecek? Yok, niye çiplenmek zorunda değil. Hadi lan al çipini bilmem neyine de şey derim. Yapacaklar mesela Sayın Murat Bey. Bu aşı ya çiplenen pasaportu gitsin, çıkacakmış diyorlar. İçin geçin yaptıran yaptırsın. Türkiye böyle bir şey uygular mı ya? Bu bir Türkiye. Şekilde çiplenmeye zorlayacaklar mı dünyayı? He, zorlayacaklar. Çiplenen çiplenecek zaten. Ne yapalım? Yani başladı yani. Zaten Eder Ağabey. Bana ne ya? Çiplenen çiplensin. Çok derdimeydi yani. İşte bunu dünya dolaşımı içerisinde ülke ülke gezmek isteyenlere zorunlu kılarlarsa? Gitme. Peki alışverişler nasıl? Ha edecek? O zarar edecek kardeşim. Çünkü malını satmak zorunda olan o. Alanı ülkesinden içeriye koymasa kendisi zarar eder. Yani bu ticareti nasıl etkiler? Valla ben bunu başaracaklarını zannetmiyorum. Ama insanların aptal ve çakal olanları kendilerini çipletebilirler. Ha bunu zorlarlarsa ne olur? Zorlayan ülkeler zarar ederler. Ülkeler bunu istemez. Küresel çete ister. Kendi işlerinde kapışırlar. Şimdi ekleyeceğiniz başka bir şey var mı gündem var. İçerisinde? Alalım lütfen sizden. Dijital para. Şimdi bu Bitcoin çıkardılar ve Bitcoin'in de şekli doların bir şey şekli gibi. Sana. Kripto para ne demek? Dijital para ne demek? Şimdi kripto saklı bir şey kripto denir herhalde değil mi? Saklı olana kripto denir. Bak bilinmiyor derler. Kardeş. Aypar zaten bilinmediği için soruyorum sana. Sen şimdi imkan ediyor işte, değil. İşte kriptonun anlamı gizli anlamında. Ama işte kullanıyor millet. Alıyor satıyor. Para kazanıyor. Para kaybediyor. Bu şöyle başladı. Bu kripto para önceden. Devlet bir karar çıkardı bak kararname. Yeni. Cuma günü. Alışveriş yapılamaz diye. Fatura ödeme yapılamaz. Bu kripto... Dolayısıyla bu para bana değil. Bu kumar. Kripto kumardır. Bu kripto paralar da hacker korsanlar tarafından... Hacker her şeye her zaman yapar. Dur müsaade et anlatayım. Hacker'ın işi değil bu. Yalnız bunda devlet denetimi ve yönetimi yoktur kripto parada. Sanal kumardır bu. Ha para kazanıyorsun, gidip doları çevirebiliyorsun. Kripto paranı dolara çevirebiliyorsun. Karşılığı olmayan bir... Ya kumar diyorum, ne karşılığı olacak? Kumar. A'dan Z'ye kumar. Karşılık marşılık yok tabii. Denetim yok bir kere. Bak Türkiye'nin bankalar sistemi denetleniyor değil mi? Evet. Bak Merkez Bankası var, Bankacılık Denetleme Kurulu var değil mi? Kripto paranın böyle bir şeyi yok. Onun için kripto para, bak haberiniz olsun. Kazanırsın, kaybedersin. Doların, Türk liranın artar azalır ayrı konu ama kumar olduğunu bil. Ve devletten de şikayet etme. Devlet bu işin hiçbir yerinde yok. Bu kripto paranın arkasındaki oluşum, yani bir bankası yok, bir şeysi yok. Madrabazlar ya. Madrabazlık. Ya madrabazlık. Kimin madrabazlık. Elinden çıktı bu kripto para? Valla işlemini, yazılımını yazanın. Bu da netice itibariyle internet üzerinden yapılan bir şey değil mi yani? Onun bir yazılımı var. Bir gün kalktığında herkes, tamam mı, o kapandığını, her şeyin sıfırlandığını görebilir. Doğru yazılım yani. Tamam mı? Ha, öyle. Ve devlet yok. Buna kripto para, dijital para farklı. Ona geçecek dünya. Dijital para harika bir şeydir. Dijital paranın oluşum nasıl olacak? Zaten programı yazıldı. Zaten İstanbul Borsası şu anda uyguluyor. Ve bunun mucidi zaten Türkler. Cebimize kağıt para taşımayacağız bundan sonra o zaman. Tabii yok. Peki şöyle bir tehlike getirmeyecek mi? Şimdi şey açısından anlatanlar var bu komplo teorisyenler şöyle diyor. Eğer nakitiniz yoksa diyor esirsinizdir diyor. Hikaye anlatmasın o zaten. Hiçbir yerde diyor harcama yaptırmaz. Yalan söylüyor. Bilmiyor, olayı bilmiyorlar. Diyor. Ben bunu doçentinden gittim dersini aldım. Olayı bilmiyor. Sıkıyorlar. Aynen nakit paradır o. Üstelik de karşılıksız olması imkansız. Devlet denetimindedir. Tamam mı? Para gibi de basılmaz. Kendi içinde otomatik denetimlidir. Kontrol de garantilidir. Efendime söyleyeyim. Dijital paradan bahsediyoruz. Dikkat et. Kripto paradan değil. Vergi kaçağı yoktur. Kara para yoktur. Faturası ödeme yoktur. Kayıt dışı alışveriş yoktur. Yani dolar günler gider. Dijital para böyle bir şeydir. Mucidi Türklerdir.
daha ileriye gitmeyeceğim. Bunun doçentiyle konuşmuşum. Yani bunu ilk yazanlardan konuşmuşum. Ve şu anda Türkiye buna hazır zaten. Hazırladılar yani. Dünyada o zaman ilk geçecek. Hayır, bunu nasıl uygularsın? Ya dünya uygularsa sen de uygularsın. Çin burada kripto paraya mı geçtiler Çin'de? Bilmiyorum. Yoksa dijital Çin çok karışık bir devlettir. Çok mesela zayıf. En son duyduğuma göre oradaki Çin vatandaşlar güzel kuralları işlediklerine, kuralları uydukları sürece şey alıyorlarmış, puan alıyorlarmış. O puanlar da paraya dönüşüyormuş. O yalanları sana kim anlattı bilmiyorum. Çin'de yurttaşlık falan yok. 1,5 milyar zavallı insan var. Zaten çok büyük bir kısmı açlıktan çok kötü gevremiş durumda. Çin'de bir millet yok ve Çin'de bir devlet yok. Küresel çetenin şirketleri Çin'i çoktan zapt ettiler. Nasıl bir komünistse Çin, şirketlerin hepsi yabancı şirketler ve hepsi de uluslararası sermayenin ortak olduğu şirketler. Zenginler devasa zengin fakat çok büyük bir çoğunluğu çok fakir ve yoksul. Öyle kimsenin böyle hassasiyetleri falan yok. Peki Çin Amerika'nın yerine geçtiği zaman? Geçemez. Kimse kimsenin yerine geçemez. Küresel çete kendi İsterlerse? İçinde, kendi içinde doldur boşalt yapar da bizi ilgilendirmiyor. Yani onun bir... Çünkü biz onların birbirinin neresine ne geçirdiklerinden dolayı hareket etmiyoruz yani. Anladım. Şöyle kendi sorayım. Kararımızı kendimiz alıp kendimiz yürüyoruz. Mesela şu anda dolar kullanıyoruz ya. Yani onu belirlemiş bu sizin dediğiniz çete dolar kullanacak demiş. Dolar olmuş. Bugün dolar kullanılmayacak derse, dijital para kullanacak derse. Altın kullanıyoruz. Dijital paramız hazır bizim. Bunun ekonomiye, dünya yani bu kardeş, her yaptıkları... güzel etkisi olur. Biz dolarsızlık nasıl etkiler diyeyim. Dolarsızlık güzeldir nokta. Dolarsızlık çok güzeldir. Türkiye'nin önü açılır. Ya şöyle diyeyim. Ya Türkiye'nin bu cüreti olur mu? Türkiye bunu yapabilir mi? Buna Türkiye'ye müsaade ederler mi diyeceksin. Ha, onu de ya. Şöyle diyeceğim. Doların olmaması Türkiye'nin önünü açar mı? Her yerini açar. Yani güçlü. Peki küreselciler güçlü bir Türkiye istemiyor. İstemez. Bunu engelleyebilecek 15 Temmuz darbe girişimler bütün bunlar bundan ama onların işte takı ne yapıyoruz i̇şte, yani. Bu sefer de ne olacak? Amerika ve Çin arasındaki ekonomik savaşı yok mı canım öyle savaş mavaş olduğu yok. Mesela devletler yok ki savaş olsun o senaryolara inanma kardeşim. Bir de şunu soracağım. İpek yolu. Harikadır. Bize katkısı bize ne olacak? Bize değil insanlığa katkısı. O deniz yollarındaki o çetenin kontrolünü ortadan kalkacak. Peki İpek yolunun geçtiği güzergahlarda i̇şte bizden Afganistan'dan, çıktığı zaman. Afganistan'dan Amerika çekiliyor ve Türk Keneşi'nin kurulduğunu bilmiyorsun herhalde. Bir açıklar mısınız? Bir bilmiyor musun? Yok izleyicilerimiz için Türk de bir değerlendirir misiniz? Türk devletler Keneşi kuruldu. Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye... Türk Devletler Keneşi ismine dikkat buyur. Türk Devletleri Keneşi. Onun daha öncesi Türkçe konuşan topluluklar dedi. Değişti o. Türk Devletler Keneşi kuruldu. Afganistan'dan Amerika defolup gidiyor. Dayanamadı. Cehennem olup gidiyor. İpek yolunu ancak bu şekilde engelleyebileceğini zannediyordu. Engel yok. Peki oranın güvenliğini... Biz. Bak, Türk Devletler Keneşi kuruldu. Turan ordusu kuruluyor diyorum. Ne kadar bir süreden sonra... Kamuoyuna açıklanır. Ya zaten açıklandı da sizin haberiniz olmamış. Öyle değil yani gerçek anlamda. Hani gerçek anlamda canım. Sahada göreceğimiz. Sahada zaten onlar canım sen göremiyorsun. İyi de hakikaten hani paylaşımlarını görmek açısından. Kardeşim bana ne yapıyor? Murat Bahadır Akkoyunlu'yu takip et yazılarını oku haberin olsun yani. Ya Neteve'yi, Keteve'yi, Seteve'yi izlersen olmaz. Onları biliyoruz. Ya gerçek ne anlamda, görmek istiyorsun? Gerçek anlamda hani bütün... Ya asker yani. Görmek istiyorsan orada işte. Bunu verelim ki... Ya zaten orada, asker yani, orada, şirketler orada, kuruluşlar yani mesela genel sekreterliği İstanbul'da. Yani bunların şey ne diyorsunuz yapısal, kurumsal yapıları da var ve her sene toplantılarını da yapıyorlar. Yani bu var zaten yani. Şey gibi olmasın hani geçen bir işte ordular kuruluyor dedi, iki askerlerimiz bir şöyle bir yürüttü, bir şey aldık, bir video görüntüleri aldık arkasından o haberler bir anda kesildi. Ben nereden bahsettiğinizi anlamıyorum. Turan ordusundan bahsediyorum. Siz bir ara derken nereyi izlediniz, nerede kesildi, ne diyorsun anlamıyorum. Şöyle diyorum, bir ara Turan ordusundan bahsedildi, görüntüleri geldi. İşte ordular... Ne, işte ne İslam, olmasını İslam istiyorsun? Ordusu, ne olmasını o Turan ordusu dediğin ordu Karabağ'da Ermenileri halletti. Şöyle diyeceğim, İslam ordusundan hayır, Turan ordusu kardeşim.
Bu Turan ordusu ya. O senin dediğin Kafkas İslam ordusu, Enver Paşa'nın, Nuri Killigil'in eskiden isim verdikleri orduydu. Şimdi adı Turan ordusu. Ve o Turan ordusu Karabağ'da sildi geçti. Ya Turan ordusuydu giren. Neyse canım ister lan ister lan maypas ne yapayım yani çok dert değil. Ya şöyle diyorum girdi peki bu Turan ordusu abi Türkene şu İslam'ı işgal altından kurtaracak mı? Pardon anlamadım. Turan ordusu bu Orta Doğu'daki işgal altındaki İslam. Orta Doğu'da kim işgal altında? İslam işgal altında. Yok işte, canım hepsi kendisi teslim olmuş insanlar ya. İşgal altında mı? Hayır yok canım. İşgal altında değiller gönüllü teslimler ya. Halkından bahsediyoruz. Evet evet teslimler. Siz o coğrafyada hiç İstiklal Savaşı olmadı kardeşim. Bilmiyorsunuz. O coğrafyanın tarihinde küfre karşı savaş yok. En son işte bilmiyorsunuz Osmanlı'nın kardeşim. Çekilişindeki bak bir şey söylüyorum size. O coğrafyada küfre karşı savaş yok. Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Ömerül Faruk gitti o iş bitti. Ondan sonra bütün savaşlar Müslümanlara karşı ya. Onu diyorum yani o işgalde yine ya, bak kardeş bilmediğim bir şey söylüyorum evet. Tamam mı? Bak bir şey bilmediğim bir şey söylüyorum. Hazreti Ömer'le birlikte o coğrafyada küffara karşı savaş bitti. Müslümanlara karşı savaş başladı. Muaviye'nin işi gücü Müslüman öldürmekti kardeşim. Abbasi Krallığı'nın işi gücü buydu. Küffarla savaş Selçuklu'yla Osmanlı'yla Baybars Han'la yani Devleti Türkiye ile yani Memlüklülerle geldi. Bu coğrafyanın insanları millet değildir kardeşim. Orada millet yok. Kabile kabile yaşarlar. Suud milletinin adı ne? Irak'taki halkın adı ne? Yok millet yok. Kabile kabile yaşarlar. Hepsini itham etmeyeyim. Zaten 27 tanesi kripto Yahudi kökenli Anezi kabileleridir. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle ittifak edip bizi arkadan vuran onlardır. Arap kabileler bizimle birlikte şehit oldular. Şu anda da zaten onları Aneziler yönetiyor. Peki Türkiye bu oyun kurucu olarak bu etraf bayağı bir ateş çemberi yok halinde. Yok canım Türkiye çemberi yarıyor. Neresi ateş çemberi? Türkiye'nin ne zaman etrafı ateş çemberi olmadı ki? Eskiden Türkiye'nin içi de ateş çemberiydi. Sadece etrafı biz, değil. Bir şekilde içeriği söndürdük. Dışarıda hala yanan ateşlerin közleri var. Hani tamamen söndürmemiz gerekiyor. Demek istiyorsan somut söylersen somut cevap veririm. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Amerika oradaki ateşi sürekli harlamaya çalışıyor. Yani sönmek üzere sadece olan. Sadece Amerika mı? Sürekli odun atıyorlar oraya. Bir kere Amerika değil. Ben Amerika diye konuşmam. Bana alışacaksın. Somut diyorum işte. Yok küresel çete. Asıl somut odur. Amerika sanaldır kardeşim. Somut mamut yok. Amerika sanaldır. Asıl bizatihi çetedir. Bidon da onun resmen kuklasıdır. Tamam mı? O daha somut. Senin sanal zannettiğin somut aslında. Odur. İran gladyosu var. Evet. İran gladyosu var. Bu konu ha, çok güzeldi. Saatler hani ama şöyle bir senede konuşsak evet. Tüketemezsin kardeş. Ama değinilmeyen konuları değinmek 500 sayfa yazmışım. Ediyorum. Evet kitabınızda. Aypars. 500 küresel çeteye infaz demişim adını. Evet. Endişe etmesinler infaz ettik bilmem nenin çocuklarını. Hiç endişeniz olmasın. Şimdi Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Programımız aslında devam edecek bana, size. Bana tabir ettiğin için ben sana teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok dolu dolu. Yani bu ana akım medyada inşallah sizi görürüz. Gene ana akım dedi. İnşallah sizi görürüz. Ya şu ana akım yok abi benim oralarda ne işim olur ya. Ama herkes sizi dinlemeli. Yok kardeş ana akım diye bir şey yok ya. Onlardan hiç kimse bir şey dinleyemez ya. Burada particilik dedikodusu yemlemeler var ya. Yani ben iki sizi... tane program izliyorum. İki tane başka yok. Koskoca ana akım dediğim medyada iki program izliyorum. Başka yok. Ne izleyeceğim ya? Ne izleyeceğim ya? Çok teşekkür yok, ediyorum. Yok kardeş yok. Böyle medyalar iyi. Ekleyeceğiniz bir şey var mı programın sonunda? Allah Külliye TV'yi küresel televizyon yapsın inşallah. Allah yolunuzu, yordamınızı Hazreti Peygamberimiz ve onun mübarek Ali Abbas'ının yolundan ayırmasın. Şerleriniz def olsun, hayırlarınız celp olsun.
çocuklarınızdan, gelinlerinizden, damatlarınızdan, dünürlerinizden, hısımlarınızdan, kocalarınızdan, hanımlarınızdan gülersiniz. İnşallah daha nice nice güzel programlara nail olasınız. Bana tahammül ettiğiniz için ben size teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili Aykars kardeş. Murat Bey, teşekkür ediyorum. Sizi tekrar yeni yayınımızda, başka bir programlarda da, özellikle de Kadircan Polat'ta gündeme bakış programına da... İftarı burada yapar mıyız? Tabii ki. İftarımıza davet edebiliriz sizi. Yani Kadircan Polat'ta gündeme bakış programına da sizi davet edeyim. Ben... Olur olur. O önemli değil. O elbette yani. Elbette. Yani biz davet edilen yere gideriz. Fettoşitler hariç. Benim onlarla can siper kavgam var. Ya onlar beni öldürecek ya ben onları. Onu geç. Ama onun dışında bütün davetler başımız. O ana akım medya falan filan geç o ayaklarına. Tamam. Hülya TV ekranlarında gündem özel programında siyaset bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu beyefendi konuğumuz oldu. Gündem özel programın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. İyi akşamlar.